önce kameralara gülücükler saçıp el salladılar. Sonra perdeleri kapattırıp görüntü alınmasını engellediler. Demet Özdemir, Oğuzhan Koç çiftinin kameralara kısa süreli şirinliği geliyor. Az sonra. Bir ay önce evlendi, anne olmaya hazırlanıyor ve ilk kez konuştu. Çok yeni bir dönem. Aslı Enver hamileliği için neden konuşmaya çekiniyor? Çok erken arkadaşlar, çok erken. Az sonra. Beni bırakma, bırakamam. Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün 5 yıllık aşkı neden bitti? Evet, ayrıldık. İlk kez konuşan Hazar Ergüçlü'nün şaşırtan açıklamaları. Tam rasyonel bir sebebi yok açıkçası. Beni bırakma. Az sonra. Bırakamam. Yepyeni bir yıla girmeye sayılı günler kalmışken hafta sonu keyfiniz cumartesi sürpriziyle karşınızdayız. Ekranların en kaliteli magazin programıyla hafta sonu sabahında evlerinize konuk oluyoruz. İşte ünlülerin renkli dünyası diyor ve sizleri mini bir haber turuyla baş başa bırakıyoruz. Magazin dünyasından derlediğimiz haber turunda bakalım bu hafta neler var? Bir açılışta Aslı Hüner'le birlikteyiz. Show TV'de yayınlanan Aslı Hüner'le Gelin Evi programından açılıyor konu. Programın başarısındaki sır bakın ne? Hanımefendiler özellikle gelinler bize evini açıyorlar. Yani kalbini açıyorlar esasen. Her kadının kalbi işte evinin salonudur, mutfağıdır, uyuduğu odadır. Sağ olsunlar güvenerek, ben onların aslı ablası oldum ve güvenerek kalplerini açıyorlar. Hatta yaşadıkları trajik durumları bile benimle paylaşıyorlar. Yani biz gelin evini çekerken çok enteresan hayat hikayeleriyle karşılaşıyoruz. Evet. Aynı açılışta Özlem Yıldız'la birlikteyiz. Ben kendimi bildim bileli süslü ve bakımlıyım diyor ünlü sunucu. Özlem Yıldız çocukluğundan beri hep bakımlı olmayı çok seven bir çocuktu. Annesi onu bakkala gönderirken gözüne kalem çekerdi gizli gizli aynada. Neden bilmiyorum, bakkala giderken neden o kalemi çekiriyordu. Sonra yavaş yavaş ergenlik dönemi olmaya başladı. Ergenlikte hani bu kokoş tabir ettiğimiz daha süslü bir kız haline geldi. Mesela kız kardeşim inanılmaz tez attı. Oyuncu Öykü Çelik'le birlikteyiz. Yeni yılı nerede karşılayacak, programı ne merak ettik. Londra'da olacağım. İşte bu tam 10 gün falan Londra'da kalacağım. Geleceğim. Kalabalık. Seviyorum yurt dışını böyle bayram tatil zamanlarında falan. Şarkıcı Altay'ın sahnesindeyiz İstanbul'da. Altay şarkılarıyla müzik dolu bir gece yaşatıyor. Karşımda sen arayın, daha da ayrı sırada Altay'la yaptığımız röportaj var. Değişik bir repertuar sundu yine hayranlarına. Aslında bizim repertuarda hareketli şarkılar var, arabesk şarkılar var, pop şarkılar var, rock şarkılar var. Biraz farklı bir konseptimiz var bizim. Başka bir program akışımız var. O yüzden her gecenin repertuarı da farklı. Biraz önce sen de şahit oldun burada. Akış değişiyor yani her zaman farklı. Seçil Gür'ün sahne aldığı geceye gidiyoruz şimdi de. Sahne sonrası Seçil Gür'le birlikteyiz. Depresyonda olduğu için yeni proje yapmıyormuş. Aslında hep bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama bu aralar böyle nasıl diyeyim? Depresyondayım bu aralar. Yani böyle çok iyi hissetmediğim bir dönemdeyim bu aralar kendimi. Bu yüzden biraz spora, doğaya falan yöneldim. Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı çocukluk fotoğrafı takipçilerinin büyük ilgisini gördü.
Sahnelerin huysuz virjini merhum Seyfi Dursunoğlu'nun hayatı film oluyor. Film için çalışmalar başlarken Seyfi Dursunoğlu'nu kimin oynayacağı merak konusu. Neler vaat ettin bana, ben de söz verdim sana. Bülent Ersoy'un sahnesindeki dans performansı videosu sosyal medyada ilgi gördü. Hadise bir süredir arasının açık olduğu ablası Hülya Açıkgöz'le buzları eritti. Hülya Açıkgöz, annesi, kardeşi ve yeğeninin olduğu bu karesini paylaştı. 22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali dünyaca ünlü Diego Valdiva'yı ağırladı. Müzikle dansın muhteşem bir uyumla harmanlandığı gece, müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı. Kurtoğlu'yla sahnesi öncesi birlikteyiz. Yoğun bir tempoda çalışıyormuş şu aralar. Tabii yalnız ben değilim. Bütün sektördeki yürütmeler bayağı bir hızlandı. Hayırlısı olsun. Buna göğüs geriyoruz. İyi de oldu. Ayrıca stüdyo çalışmaları, albüm çalışmaları, sahne çalışmaları. Hayırlısıyla bugün de İstanbul içindeyiz. Çekmece taraflarındayız, Mimar Sinan'da. Güzel bir sahne olacak inşallah. Röportaj sonrası Cengiz Kurtoğlu şarkılarıyla müzik dolu bir gece yaşatıyor. Başarılı oyuncu Yetkin Dikinciler, yüzü olduğu markanın gecesinde kameralar karşısındaydı. Dikinciler, sinema salonlarının son dönemde boş kalmasına yönelik sorulara yanıt verdi. Sinema kalitesini beyaz perdeye yansıdı diye her filmde bulamayabiliyoruz. Dolayısıyla hayata biraz daha buradan bakarsak, bu çünkü bugünün kârı yarının zararı olabilir. Ona da dikkat etmek lazım. Aynı gecede sahne alacak olan Fatih Erkoç ise kalbine stent takıldığını ilk kez anlattı. Geçtiğimiz yıldan sonra bir kalp krizi geçirdim. Stent taktılar. Ama şu anda son böyle 6-7 ay krizden önceki 6-7 ay öncesine kıyasla çok daha iyiyim. Demek ki onlar da göstergeydi. Böyle bir halsizlik oldu. Yürürken dinlenmek zorunda kaldım filan ama şimdi tabanca gibiyim, bomba gibiyim. Çektirdiği için kasketle gezen Murat Boz. Yoğun ama güzel bir sene geçirdik diyebilirim. Ayça Ayşin Turan'la aşk sorularına ne yanıt verdi? Ayça Hanım'la birlikteliğiniz var mı? Az sonra. Hayatımda böyle şey görmedim. Ben hiç böylesine sevilmedim. Bir oyuncu ve bir popçu derken Hande Erçel şimdi de topçu sevgilimi buldu. Hayatımda böyle şey duymadım. Hande Erçel'in doğum gününde arkasında duran ve yeni sevgilisi olduğu iddia edilen yakışıklı kim? Hayatımda böyle şey görmedim. Az sonra. Ben hiç böylesine sevilmedim. Göz Çivit'le Fahriye Evcen ikinci bebeklerine ne isim veriyor? İsmi belli oldu mu? Ay. Az sonra. Haluk Levent, Bestemsu Özdemir'le ilgili hangi sırrı açığa çıkardı? Abi, çok patavatsız bir adamım ya. Az sonra. Müzik
Uras Kaygılaroğlu hangi soruları duyunca bu tepkiyi verdi? Yapmış oldunuz. Hadi görüşürüz. Dilan Çiçek Deniz neden hız treni gibi bir yıl geçirdi? Roller coaster gibi geçti. Ve üçlü pişti. Birkan Sokullu, eks aşkları Dilan Çiçek Deniz ve Berrak Tüzün Ataç'la nasıl pişti oldu? Az sonra. Beni bırakma, bırakamam. Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün 5 yıllık aşkı neden bitti? Evet, ayrıldık. İlk kez konuşan Hazar Ergüçlü'nün şaşırtan açıklamaları. Tam rasyonel bir sebebi yok açıkçası. Beni bırakma. Az sonra. Bırakamam. Bitsen diyorum. Büyük aşk bitti. Aras Bulut İynemli ile Bige Önal neden ayrıldı? Aşk olunca, meşgul olunca. Aşklarına verdikleri ikinci şansı da değerlendiremeyen genç çiftin barışmaları neden imkansız? Bunlar bir karardır. Karar olunca zaten illaki duyar. Az sonra. Hayatımda böyle şey görmedim. Ben hiç böylesine sevilmedim. Bir oyuncu ve bir popçu derken Hande Erçel şimdi de topçu sevgilimi buldu. Hayatımda böyle şey duymadım. Hande Erçel basketbolcu Kartal Özmızrak'la aşk iddiasına ne dedi? Bazen insanların da bir hayatı olduğunu bilmeden haber yapıyorlar. Hayatımda böyle şey görmedim. Az sonra. Böylesine sevilmedim. İki dirhem bir çekirdek. Ebru Şahin çabuk nazara geldi. Allah, yardım mı sıracağım değil mi? Bir dakika, bir dakika. İmajı değişen, bir başka güzelleşen Ebru Şahin. Burada değildim zaten. Eşi Cedi Osman'la neyin dengesini oturtmaya çalışıyor? İkimiz de orta bir denge bulmaya çalışıyoruz. Az sonra. Uras Kaygılaroğlu ile eski eşi Melis İşiten'in İyi Ki Varsın gecesi, Defne Samyeli'ye kahkaha attıran sorular, İstanbul gecelerinden eğlenceli görüntüler. Yeni yıl planları. Size çok teşekkür ederim. Yok hayatım. Kahkaha attıran aşk soruları. Kalbinizi set edebilecek biri çıkar mı sizce bu saat? Çıkar tabii. Bu saatten sonra ne demek? Eski eşlerin duygulandıran yakınlaşmaları. Her şey yolunda. İyileşmesi dileriz hep beraber. İşte bol aksiyonlu, bol dedikodulu İstanbul gecelerinden ünlü manzaraları. Merve Bol Uğur'u görüntülüyoruz. Geçtiğimiz günlerde ayrıldığı eşiyle görüntülenen Bol Uğur sorulara yanıt vermiyor. Merve Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Bu ara yüzünüz hiç gülmüyor. Kendi haberlerinizi mi okuyorsunuz? Dün de birlikteydiniz Mert Bey'le. 53 gün süren evlilikten sonra bir araya geldiniz. Barıştınız mı? Dün hiç yüzünüz de gülmüyordu ama bir şeyden dolayı mı berabersiniz? Ne olmuştu geçen hafta bir hatırlayalım. Merve Bol Uğur ve Mert Aydın boşandıktan günler sonra bir mekanda yemek yemiş, çıkışta soruları yanıtsız bırakmıştı. 40 gün süren evlilikten sonra ayrıldınız ve bir aradasınız ama şu anda birliktesiniz. Buluşmanın nedenini kimse anlayamadı. Barış ihtimali de düşünüldü ama en çok konuşulan şey reklam peşinde olduklarıydı. Geri dönüş olsa, kalp sana geri dönmez mi? Aralarında Uras Kaygılaroğlu'nun da yer aldığı stand-up grubunun Anadolu yakasındaki gösterilerine gidiyoruz. Askerler zarf etmeli ki, hak edin gün ağla, mutluluk yere, yarından
Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten oldu. Aynı geceden Uras Kaygılaroğlu'nun da bir paylaşımı var. Melis İşiten'in görüntülendiği videoya "İyi ki varsın ortak" yazmıştı Kaygılaroğlu. Konuya döneceğiz ama önce geceye gelenlere bakalım. Ezgi mola geç kalmış, saatini gösteriyor. Kolay gelsin. Gidiyor muyuz? Geç kaldım. O 9'da başlıyor. Tamam, saat 9 olmadı da. Tam 2 dakikamız var. Yok, 1 dakikanız var. Vallahi 9. Saati gördünüz değil mi saat? Gecede bol ünlü var. Nilperi Şahinkaya onlardan biri. İyi vallahi, çok güzel bir stand-up gecesi vardı. Evet. İşte Cem çıktı, Uras çıktı, Bora çıktı, Melikşah çıktı, Caner çıktı. Muhteşemdi yani, çok güzeldi. Bunu galiba artık böyle arada tekrarlayacaklar. Evet. Böyle bir deneme gecesi gibi bir şeydi. Çok çok başarılıydı yani. Cem Yılmaz'la çektiği Do Not Disturb filminin çekimleri tamamlanmış. Evet. O da bitti. Evet. Isaac vardı. Bitti. Evet. Çok güzel bir iş oldu bence. Çok beğenileceğini düşünüyorum. O da Nisan ya da Mayıs ayında çıkacak. Taşınması soruluyor. Aynı sokakta başka bir eve taşınmış güzel oyuncu sevgilisiyle birlikte. Taşındım. Evet. Taşındım. Aynı sokaktayım. Evet. Beklerim. Yok, aynı sokaktayım. Yani yerleştim. Çok teşekkür ederim. Burak Deniz'le kavgası ve mahkemeye taşınan sürece geliyor söz. Ben konuyla ilgili konuşmuyorum. Konuşmuyorum ama çok teşekkür ederim sorduğunuz için. İçeriden çıkan Ezgi Mola çok eğlenmiş. Çok eğlenceliydi ya. Çok tatlılardı. Bence çok güzel bir geceydi. Bayağı keyifli geçti. Cem Yılmaz da geceye destek vermiş ve sanırız bu durum Ezgi Mola'nın çok hoşuna gitmiş. Aslında yani keyifli, eğlenceli bir gecede bence çok güzel bir destekti onun açısından. Yani biz izlerken bayağı eğlendik. Peki nasıl bir yılı geride bıraktı Ezgi Mola? Hemen soralım. Zor bir yıldı. Bence hepimiz için öyleydi. Ama umutluyuz. İnşallah 2023'te hepimize sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur ve daha sağlıklı bir yıl diliyorum. Yeni yıl planları sorulur ünlülere. Adettendir. Yeni yılda evlilik var mı Ezgi Mola'nın planlarında? Size çok teşekkür ederim. Yok hayatım. Ezgi Mola geceyi sevgilisiyle birlikte terk ediyor sohbetin ardından. Cem Yılmaz çıkıyor içeriden. O da keyif almış geceden ancak biraz yorgun gibi. Ama hiç konuşacak durumda değil, sağ ol. Birazcık sohbet etseydik, stand-up nasıl geçti? Çok güzeldi. Yakın arkadaşı Ozan Güven'e yeni projelerinde yer vermediğine dair çıkan haberleri soruyoruz. Ozan Güven'i de yeni projelerinizde bulundurmamanın sebebi çok merak konusu oldu açıkçası. Siz neler söylemek istersiniz? Hiç öyle bir konu yok. Hani, peki teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar abicim. Bir dönemin süper ikilisiydiler. Arif ve 216 olarak fırtınalar estirdiler Beyaz Perde'de. Sizler gibi sevmek, sevilmek istiyorum Arif. Ama Ozan Güven yaşadığı şiddet olayından sonra Cem Yılmaz'ın projelerinde yer alamadı. Bundan sonra yer alır mı? Bekleyip göreceğiz. Az sonra kapıda beliren isim Melis İşiten. Atlattığı büyük kazanın izleri hala vücudunda. Ayağında alçıyla gelmiş geceye. O gece eski eşi, çocuğunun babası Uras Kaygılaroğlu'na desteğe, biraz da moral bulmaya gelmiş Melis İşiten. Her şey yolunda, iyileşmesi dileriz hep beraber. Sol kolunda bir tarih var. 21-11-22 yazıyor. Bu dövme yeni. Ölümden döndüğü, arkadaşlarını kaybettiği feci kazanın tarihi bu. Belli ki ikinci doğum günü olarak adlandırdığı tarihi unutmamak için kazıtmış koluna. Melis İşiten mekana geri dönerken alçıyla yürümekte zorlandığı görülüyor. Ve Uras Kaygılaroğlu. Stand-up yaptığı, şarkılar söylediği geceden sessizce çıkıyor yakışıklı oyuncu. Defne Samyeli ile birlikteyiz gece turunda. Müstakbel damadı Baran Tınaz'la çıkmış dışarı. Siz nereden tespit ettiniz yine beni? Oturuyordunuz, rahatsız ettiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yoğun bir tempoda çalışıyor. Nasıl ayak uyduruyor bu yoğunluğa? Dinlenerek, başka hiçbir şey yapmayarak, bol bol çalışarak.
Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alacak Defne Samyeli. Son dönemde konuşulan abartılı sahne fiyatlarını soruyoruz. Bir şey demek ister mi Defne Samyeli? Bütün bu rakamlar ekonominin işlemesi için geçerli, gerekli. Herkes aynı dertlerden muzdarip. Sanatçısından o mekanlarda görev yapan garsonuna kadar herkes aynı geçim sıkıntılarını yaşıyor. Onun için abartılı dediğiniz rakamlar markette de gördüğünüz rakamlar. Hepimiz için geçerli. Konu güzel kızlarına geliyor. Deren ve Derin sanatçı olma yolunda. Ne diyeyim ben şimdi? Var tabii. Ya, ikisi de güzel sanatlarla ilgileniyorlar. Zaten Deren oyuncu. Deren zaten oyuncu, Derin de ressam. Yani kesinlikle ikisi de sanat alanında ilerliyorlar. İkisi de modellik yapıyor zaten. Daha farklı bir akademik kariyer takip etmek istemediler. Ben de saygıyla karşıladım, sevgiyle karşıladım. Hayatta nasıl mutlu olacaklarsa öyle. Çok da güzel gidiyor ikisinin de yolculukları. Çok gençler. Defne Samyeli kızlarının yaşında anne olmuştu. Kayınvalidelik sorusu gelince gülüyor. Kayınvalide olmaya hazır mısınız ya? Hani biz sizin bazı fotoğraflarınızla şimdi gündeme geliyorsunuz yani. Evet. Kayınvalide Defne Samyeli deyince de biraz şey oldu. Bilmem hiçbir şey. Yani benim kızım 25-26 yaşında, ben çok genç anne oldum. Çok gurur duyuyorum, ne kadar güzel bir şey yapmışım bu saatten sonra. Ben onun yaşındayken Deren vardı yani, ben anneydim. Hayat bana ne getirecekse heyecanla bekliyorum meyvelerini elbette. Onlar da bir gün aile kuracaklar. Ve de çocuklar olacak. Ne kadar şahane bir şey olacak benim açımdan. Düşünsenize, harika bir şey olur. Madem konu aşktan açıldı, onun da özel hayatına dair bir şeyler sormadan olmaz. Kalbi çok kırıldı Defne Samyeli'nin, malum. Kalbinizi set edebilecek biri çıkar mı sizce bu saatten? Çıkar tabii. Bu saatten sonra ne demek? Aşka bakış açınız aslında ne kadar güzel. Yani bunu şimdi bak, yaştan mı demek istiyorsun? Kalbini kıranların başında Cem Yılmaz mı geliyor bilinmez. Ama kalbinin kırıklarını tamir ediyor Samyeli. Benim kalbim kırık değil, hayır. Kalp kırılır sonra tamir olur. Ne olacak kalp dediğin? Dünyada ne üzücü şeyler oluyor bu gibi şeylerden. Romantik meselelerden çok üzülmemek lazım. Üzülürsünüz, düzelirsiniz. Hayat zaten çok mutlu bir yer değil. Ya benim hiç aşka inancım var. Neden olmasın? Kalbim tetedecek biri vardır ve çıkacaktır mutlaka. Göz Çivit'le Fahriye Evcen ikinci bebeklerine ne isim veriyor? İsmi belli oldu mu? Ay. Az sonra. Rupse Özay'dan annelik esprileri. Aman abartılı makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor. Öyle bir şey yok yani ben. Kadir Doğulu'nun düğün dansı. Ata Demirer'den Afrika tamtamı. Hadise'nin makyajsız, Hande Erçel'in cesur, Tuğba Büyüküstü'nün havalı, Elçin Sangu'nun parlak pozları. Az sonra. Ünlülerle zamanda yolculuğa çıkıyor ve çocukluk yıllarında nasıl göründüklerini getiriyoruz ekranlarınıza. Ağaç pozu veren bu sevimli miniği, ağzı yüzü çikolatalı bu yaramaz ufaklığı, arkadaşına tavşan kulak yapan bu haylazı tanıdınız mı? Dans ederek eve neşe saçan bu minik kız. Beresi ve gözlüğüyle bu havalı kız. Siyah önlüğüyle ağlayan bu ufaklık kim sizce? İşte ünlü isimlerin birbirinden tatlı çocukluk anıları. Video teknolojisinin henüz yeni yeni geliştiği yıllar. Sarışın, kırmızı etekli bir minik evin içinde dans ediyor, eğleniyor.
Hadi bakalım Kur'an gelsin. Bir eber verirler. Böyle ben anlamam. Bir makine çıkartır. Sonra görürler seni. Şöyle diyeyim. Bu ufaklık şimdilerin en başarılı oyuncularından Farah Zeynep Abdullah. O zamandan belliymiş ne kadar yetenekli olacağı. Vallahi eserli ve de kurdu bir şekilde hamuru yıkarak. Vallahi eserli ve de kurdu bir şekilde. Farah Zeynep Abdullah'ın o yıllardan tek hatırası bu değil. Bir de fotoğraflar var. İşte bebek Farah, işte babasının kucağındaki Farah ve işte ilkokullu Farah. Ve işte gençlik yılları. Fotoğrafın köşesinde 2009 yazıyor. O dönemler siyah saçlı olan Farah abisiyle fotoğraf çektirmiş. Çukur'un Celason'u Kubilay Akan'ın hatıralarında sıra. Kardeşiyle yan yana poz verdiği bu fotoğrafında henüz 10 yaşında bile değil. Karizmayı erken yakalayan Kubilay Aka bu fotoğrafında pek havalı. Afacan bakışlı bu fotoğrafındaki saçı farklı bir model, ergenliğe girdiği yıllardaki saçı farklı. Sıla ve annesi Ömür Gençoğlu'nun hatıralarında sıra. Anne kızın birbirinden tatlı fotoğrafları var albümlerinde. Birce Akalay'ın ne kadar sevimli bir çocukluğu olduğunu bu fotoğraflara bakınca anlayacaksınız. İşte ağzı yüzü çikolata içindeki minik Birce ve çakmak çakmak gözleriyle şapkalı Birce. Bir yandan abiyi, bir yandan kız kardeşiyle bu afacan pozu veren kız Aslı Enver'den başkası değil. Ağaç arkasından Yeşilçam pozu veren bu ufaklıksa Azra Akın. İlk fotoğraflarını çektiren bu sevimli ikizlerden biri Bensu Soral, diğeri erkek ikizi Bedirhan Soral. İşte haşarı vesikalık pozu ve bayramlıklarıyla Berrak Tüzün Ataç. İşte ilkokul sırasında çektirdiği fotoğrafı ve arkadaşına tavşan kulağı yaparken çekilen pozuyla Gupse Özay. İşte siyah ilkokul önlüğüyle muhtemelen okulun ilk gününde ağlayan Özge Özbirinççi. İşte ilkokul mezuniyet pozu ve sandalyesindeki sevimli pozuyla Serenay Sarıkaya. İşte minik Bennu Yıldırımlar, İşte renkli kız Beste Kökdemir, işte beresi ve gözlüğüyle havalı poz veren Büşra Develi. Bitmedi. Bu fotoğraftaki ufaklık kız çocuğuna benzese de o Cem Yılmaz. Bu fotoğraftaki minik erkek çocuğuna benzese de o Kuzey Yıldızı'nın pembesi Zeynep Kankonde. Ezgi Mola daha bir yaşına girer girmez gazeteye haber olmuş. Ve işte Ezgi Mola'nın lise yıllarından erkek saçlı hali. Selma Ergeç'in bale pozu, Sedef Avcı'nın güzel elbiseli pozu, Pınar Altuğ'un sevimli bakışlı pozu, İrem Sakın oyuncak telefonuyla konuştuğu pozu da çok tatlı. Bu bilye gözlü minik kız, güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu. Bu derin derin bakan kara kız Hatice Şendil. Bu sevimli yüzlü güzel kız Demet Şener. İşte Güldür Güldür'ün sevilen yüzü Onur Buldu'nun ufaklığı.
İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun siyah beyaz fotoğrafı. İşte Mustafa Sandal'ın ilk havalı pozu ve işte Murat Boz'un çocukluğu. Ve biraz da gençlik yılları. Barış Balay'ın bu uzun saçlı gençlik halini internette görmeyeniniz yoktur herhalde. İşte Cem Yılmaz'ın 1994'teki ilk meşhur olduğu hali. İşte Masar Alanson'un asi genç olduğu yıllardan bir karesi ve Rıza Kocaoğlu'nun sarı peruklu enteresan hatırası. Hayatımda böyle şey görmedim. Ben hiç böylesine sevilmedim. Bir oyuncu ve bir popçu derken Hande Erçel şimdi de topçu sevgilimi buldu. Hayatımda böyle şey duymadım. Hande Erçel basketbolcu Kartal Özmızrak'la aşk iddiasına ne dedi? Bazen insanların da bir hayatı olduğunu bilmeden haber yapıyorlar. Hayatımda böyle şey görmedim. Az sonra. Böylesine sevilmedim. Demir attım yalnızlığa, bir hasret denizinde. Güzel günlerin füsunu, Ecem Erkek'ten ağlatan Ebru Gündeş performansı. Yüreğimde duygular, ümitlerim nerede? Az sonra. Sıla, babasının vefatı sonrası ilk kez sahneye çıktı. Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ'ı nasıl duygulandırdı? Seda Sayan'la eşinin romantik yıl dönümü kutlaması. İşte ünlülerden son haberler. Romantik kutlamalar, duygusal konserler, gece gezmeleri ve daha neler neler. İşte magazin dünyasından son haberler. Babası Şükrü Gençoğlu'nun vefatından sonra ilk kez sahneye çıkan Sıla, konserinde seyircisiyle dertleşti. Bir saniye takışında biliyorsunuz dünyaca şey yaşıyoruz. Türlü duygular, türlü başımıza gelenler. Sahne ve sizinle aramızda kurduğumuz bağ tamamen aslında bu duyguları paylaşmak üstüne. Acısı tazeydi ama profesyonelliği gereği bu kısa dertleşmenin ardından şarkılarıyla güzel bir gece yaşattı misafirlerine Sıla. Şahane bir akşam olmasını diliyorum. Dertleşeceğimiz, güleceğimiz, neşeleneceğimiz ve ardından tabii ki evlere dağıldığımız zaman birbirimizden son derece memnun kalarak ayrıldığımız bir konser olmasın. Demet Akbağ'ın performansıyla Yılmaz Erdoğan'ın kalemini buluşturan Aydınlık Evler oyunu, hikayesinin geçtiği Ankara'da bir kez daha kapalı gişe oynadı. Ankara'daki oyunu takip eden isimlerden biri de Yılmaz Erdoğan'dı. Yılmaz Erdoğan! Tam anlamıyla gerçeküstü bir olay bu. Çünkü 1973 yılında milattan önce Ankara'ya geldik. Daha ilk gün sokağa çıktım, bir duvar vardı. Bir türlü anlayamamıştım arkasında ne olduğunu. Aydınlık Evler oyununu Zafer Çikay'a adadığını bir kez daha hatırlatan Yılmaz Erdoğan'ın bu sözleri Demet Akbağ'ı böyle duygulandırdı. Bilenler biliyor, bu oyunu ben Zafer Çikay'a adadım çünkü bir tiyatro oyunu yazmam için. İdo Tatlıses Ankara'daki sahnesinde istek üzerine bol bol babası İbrahim Tatlıses'in şarkılarını seslendirdi. Sayan eşi Çağlar Ökten'le birinci evlilik yıl dönümünü bu videoyla kutladı.
az zamanda. İnanmak mucize, aşktan sarhoş oldu. Aynı benim gibi. Ebru Gündeş'in şarkısı eşliğinde eşiyle romantik anlarının yer aldığı klibi paylaşan Seda Sayan büyük ilgi gördü. Bir kişi çoktan atmış kalplerimize, yeni bir ümit kapısı açıldı. Lansmanda eşi Eser Yenenler'le birlikte Çift Terapisi isimli gösteriye çıkmaya hazırlanan Berfu Yenenler'le birlikteyiz. Gösterilerine olan ilgiden çok memnun. Yani o kadar birlikte eğleniyoruz. Bizim eğlencemiz o insanlara, gelen insanlara da geçtiği için çok eğlenceli geçiyor her gösteri. Her gösteri heyecanla çıkıyoruz. Hala böyle titre titre sahneye çıkıyorum falan. Ama yani yolumuz uzun o konuda. Daha çok gösteri yapacağız. İnşallah çok kalabalık seyircilerle buluşacağız. Çok büyük sahnelere çıkacağız. Çift özellikle sosyal medyada paylaştığı videolarla da kendilerinden söz ettiriyorlar. İşin sırrı doğal olmak. Samimiyet geçmiyor herhalde diye düşünüyorum. Artık yani öyle duvarları olan insanlardan ziyade daha ne kadar bize benziyor dedikleri insanları kendilerine daha yakın görüyor herkes. Ben de empatisi yüksek biriyim. Herkesin yaşadığı şeyleri ben de yaşıyorum ve aslında onu aktarmanın çok doğru bir yolunu bulduk bu sahneye çıkarak. O yolu daha da genişleterek, daha da büyüterek herkesle buluşmak niyetindeyiz. Gecede Eser Yenenler'le birlikteyiz. Epey kilo vermiş gibi. Şu an bir çabalıyoruz yani. Yani ya hep çabalıyordum zaten ama şu an prestij filmi içinmişti. 10 kilo zorla verdirmişti Mahsun abi. Sorup madem verebiliyorum devam edeyim dedim. Devam ediyorum, güzel gidiyor. Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler'in sahne performansını beklediğinden daha iyi bulmuş. Benim sahne alışkanlığım vardı ama Berfu ilk defa sahneye çıkmıştı. O yüzden ayrı bir heyecan vardı. O yani aslında benim de beklediğimden iyi olunca sahnede bu sefer acayip bir karı koca çatışması oluştu sahnede. Hem eğlencesi yüksek hem de yani çiftler açısından da her karı kocanın, her ilişkisi olanın yaşadığı sorunları birebir görüyoruz sahnede. Çok güzel. Senin Yasaroğlu bir skeç var. Eserlerin aileye düşen yıldırımı. Biz diyeti biliyoruz, yapamıyoruz yani. Ay hiç yok falan diye bağırıyorum hep. Çok iyi bir hamile partneri olduğumu düşünüyorum. En iyi mideyi kim kesti? Ya onu arıyoruz yani İstanbul'da. İnsan kendi çocuğunun doğumuna geç kalır mı ya? Haluk Levent'le birlikteyiz. Levent, Bestem Sözdemir'in sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'yla çıkıyor içeriden. Ve bakın ağzından ne kaçırıyor. Vallahi düğünleri var yakında. Evlilik teklifi edecekti Serkan Bey ama. O gerçekleşti mi? Bilmem abi. Tarih mi belli oluyor? Oğlum çok patavatsız, çok patavatsız bir adamım ya. Bestem Sözdemir'in yakında evleneceğini ağzından kaçırıveriyor. Dahası nikah şahidi olacakmış Haluk Levent. Direkt patlattım işte oğlum. Hem patlattınız hem nikah şahidi olduğunuz da çıktı ortaya. Ama aynı zamanda... Canlarım benim aynı ya. Zamanda... Hepiniz siz basın emekçileri, gecesi gündüzü ol. Canlarımsınız, sizi öpüyorum. Dakikalar sonra içeriden Bestem Sözdemir çıkıyor. Haluk Levent'in ağzından kaçırdığı baklaları söylediğimizde utanıyor biraz. Arkadaşlar ellerim boş. Serkan Bey eller hala ellerim boş ama. Siz burayı hadi hayatım bin sen. Daha evlilik teklifi almadım. Yüzüğüm de yok diyor Bestem Sözdemir. Doğal olarak da bu konuyu es geçiyor. Daha benim yüzüğüm yok arkadaşlar. O yüzden düğün konuşamıyorum şu anda. İnşallah konuşacağımız günler gelir. İnşallah. Kameralara gülücükler saçıp el salladılar. Sonra perdeleri kapattırıp görüntü alınmasını engellediler. Demet Özdemir, Oğuzhan Koç çiftinin kameralara kısa süreli şirinliği geliyor. Az sonra... Beni bırakma, bırakamam. Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün 5 yıllık aşkı neden bitti? Evet, ayrıldık. İlk kez konuşan Hazar Ergüçlü'nün şaşırtan açıklamaları. Tam rasyonel bir sebebi yok açıkçası. Beni bırakma, az sonra... Bırakamam. Onlar komedi filmlerine performanslarıyla damga vuran, çok güldüren, filmlere büyük gişe yaptıran ikinci adamlar. İşte Türk komedi filmlerinin ikinci adamları ve onların performansları.
yemeleri ve taklitleriyle Çağlar Çorumlu. Efendim inşallah başka bir zaman diliminde. Yeteneğiyle Merve Dizdar. Annemler çok iyi, çok selamları var. Aleyküm selamlar, özlüyorlar anneciğim. Hem yakışıklılığı hem sempatisiyle Uras Kaygılaroğlu. Komutan Kut, arabadan in. Leyla çağırıyor. İşte komedi projelerinin aranan yüzleri, son dönemin yetenekli komikleri. Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Ata Demirer ve Yılmaz Erdoğan. Onlar komedinin kareası. Ya tek tek söyleyin, anlamıyorum ya. Ya mahallede huzur kalmadı ya. Yeter artık. Çocuklar korkuyor. Ha bu çocuklar mı korkuyor? Onlardan da bütün dünya korkuyor. Ben de korkuyorum. Ya ben bugün ne kadar direşirim bir günümdeyim ya. Vallahi billahi inşallah başımıza bir şey gelmez. Çok gülün çok ağlar derler. İnşallah bize olmaz. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Eskiden bir tane vardı. Yabancıydı kendisi. İsmi Christine'di. O zaman C ile yazılıyordu. Ama yabancıydı kendisi. Zaten buranın kızları beni sevmez ki, alay eder. Kaça satıyor bunları? İkisi farklı oluyor. Sen nasıl düşünüyorsun? Ben alayınızı kesmeye düşünüyorum. Ya sen gelsene buraya, bak yorulmuşsun, terini sileyim, gel. Demet Akbağ, Gupse Özay, Ezgi Mola ve Demet Evgar. Onlar hem komedide hem dramda kadın yetenekler. Ne yapıyorsun sen burada? Ateşlendim, çok hasta oldum. Geldim eve yattım. Eşyalarını toplayacak, seni terk ediyor dedi çocuklar. Kasap Bey. Sarışın. Kıvanç Tatlıtuğ. Gelsene azıcık yanıma, şarküteri. Kardeşim sevdiği kızla evlenme teklif etti. Denize çok sevindim. Kız çok güzel. İğrenç. Kıçı yarıya kız ama şaşım. Ben şaşırmayayım. Yo. Seninle ilgili bir şeyler söyledi işte. Nereden anladın benimle ilgili dediğini? Yer elması dedi. Birisi yer elması deyince aklına ben mi geliyorum? Alo? Ne yapıyor yer elması? Engin Günaydın, Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Şafak Sezer. Onlar kendi komedilerini yaratan yıldızlar. Hala küfür ediyor, hala laf söylüyor diyor. Yani hedef ben miyim Tayfun? Ben bir deneme taklası mıyım? Ne yapıyorsunuz siz ya? Asla kirpiklerime zarar veriyordum. Doğalgaz kullanıyorlar İsmail abi. Bir tane tüp yok ya. Benim küçük tüplerim ne yapıyorlar acaba? Ya büyük tüpler başının çaresine bakar. Bu isimler zaten zirvede. Ama bu isimler dışında son dönemde komedi filmlerini yetenekleriyle şenlendiren, esprileriyle güldüren ve yetenekleriyle parmak ısırtan isimler var. İşte karşınızda komedinin yetenekli yıldızları. Çağlar Çorumlu. Şu sıralar Erşan Kuneri projesinde yeteneğiyle herkes onu konuşuyor. Ah be komutan, bu çocuk anlamaz ama küçüktür bu ya. Sırf buna küfür üretmişler ya. Oğlum sen de... Türkiye, Çağlar Çorumlu'nun yeteneğini Güldür Güldür'le keşfetti. Fenomen olan eşofmanlı Şevket Hoca karakteriyle Türkiye'yi güldürdü. İbo, şu arkadaşına bir el at oğlum. Tabii hocam. Sana değil, kendime kızıyorum. Bol etli İskender. Yeteneğini sinemaya taşıdı. Yılmaz Erdoğan imzalı Tatlım Tatlım filminde parladı. Kolonya Cumhuriyeti filminde başrol oynadı. Benim doğmam olayı nasıl oldu? Nenemi canlandırarak anlatmak isterim. Çünkü kaybetti kendisini. Hay canım. Sağ olun. Kayseri'ne koyup işte anana bir sancı yerdi. Kavaklar pamuklayınca da anan seni doğru verdi. Yavrucuğum derdi rahmetli. Başkanım. Bırakın. Bırakın beni, bırakın. Muzcu Faruk. Götür beni buradan, uzaklara gidelim. Ya başkanım, sesli düşünüyorum. Acaba diyorum, onlardan özür mü dilesek? Özür dilemek? Harika bir fikrim var. Ne? Cem Yılmaz'ın çok sevilen Arif ve 216 filminde Zeki Müren'i canlandırdı. Herkesi bu performansıyla kendine hayran bıraktı. Tuğba, kim bu münasebetsiz Allah aşkına? Zeki Bey bizi de yani eşkıyalar soymadı. Biz yani başka zaman diliminden geliyoruz. Efendim inşallah başka bir zaman diliminde. Merve Dizdar,
Genç oyuncu da Erşan Kuner'i de dikkat çeken isimlerden oldu. Yani o kadar hırslısın, o kadar çok ter döküyorsun ki çok kıymetli bir şey bu. Bir şey söylemek istiyorum hep. Buramda hep bir şey var. Televizyonda daha çok dram rollerde yer alsa da Eltilerin Savaşı filminde komedideki yeteneğini herkese göstermişti Merve Dizdar. Annemler çok iyi, çok selamları var. Aleyküm selamlar. Özlüyorlar anneciğim. Uras Kaygılaroğlu. O ekranların yıldızı, üç kuruşun kartalı. Ekranda oynadığı rollerin aksine sinemada komedi performanslarıyla dikkat çekiyor. Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde dikkat çekmişti. En mutlu olduğun an? Dans etmek. İşte bu. Dans! Sönmeyen bir ateş, dinmeyen ihtirastır. Hayır olsun inşallah. Çakallarla Dans filmindeki performansıyla da dikkat çeken Uras Kaygılaroğlu, Eltilerin Savaşı filminde de yeteneğini gösterdi. Tankut, arabadan in. Leyla çağırıyor. Tamam, sakin ol şampiyon. Sen bir de ona bir işlemini rustik yaptır da bak o zaman gör. Gold, net gold. Onur buldu. Güldür Güldür'ün Bilal'i olarak yeteneğini tüm Türkiye'ye gösteren bir komedyen o. Nasılsın? Sıhhatlesin inşallah. Kız nezaket. Annen tam bir şarlatan ha. Ama olsun. Ben samimi insan severim. Sana telefon alırım. Sinemada da Dedemin Fişi filmiyle gösterdiği yeteneğini Bayi Toplantısı filmiyle iyice köpürttü ve Beyaz Perde'nin aranan yüzlerinden oldu. Bitkisel hayatta olan babamızın 2 ay önce beyin ölümü de gerçekleşti. En fazla yaşayan 21 gün yaşamış fakat babam 60 gündür yaşıyor. Demek babam beyni olmadan da yaşıyor. Bayi Toplantısı neredeyim ya? İlk gelişiyiz mi? Doğu Demirkol, Güldür Güldür'deki stand-up gösterisiyle ilk kez milyonlara ulaştı. Merhaba, hoş geldiniz. Biraz heyecan var. Bu kadar insanı metrobüste ancak görebiliyorum bir arada. Onlar da bana bakmıyor, işine gücüne bakıyor. O yüzden telefonlarınızla falan oynayabilirsiniz. Daha rahat hissederim. Heyecandan ne yapabilirim çıkınca, bocalamayayım diye Aziz Bey'e sordum. Dedi ki hiç heyecan yapma. Rahat ol. Güzel bir şey söyleyecek diye umutlandım. Nefes egzersizi, bir sahneye hakim ol falan. Dedi ki kaybedecek neyim var? Gerçekten de Allah razı olsun dedim. Çok rahatlattım. Gerçekten kaybedecek çok bir şeyim yok. Öncelikle de işsizim. Ne iş yapıyorsun dendiğinde komedyenim dersen ikinci soru şu oluyor. Normalde... Çünkü normal bir iş değil. Normal işin sabah gitmesi, akşam gelmesi, saatleri, belli bir kazancı olur. Aylık kazanç çok önemli bizde, maaş, aylık oriented çalışıyor kafalar. LeBron James'ten bile bahsetsek, LeBron James diye bir basketbolcu var. Dünyanın en çok kazanan sporcularından biri. Yılda 50 milyon dolar alıyormuş LeBron. Kafalar şöyle çalışıyor bak, yılda 50 mi? Ayda! Ne yapacaksın LeBron'un maaşını hesaplayıp ne yapacaksın? Kirayı mı çıkacaksın? Konut kredisine mi sokacaksın LeBron'u? Stand-up gösterilerindeki farklı espri tarzıyla adından söz ettirdi. Kadına bir bakıyorlar, diyorlar ki aslında kostümü güzel. Yani 35 yıl önce yeni yaratıldığında iyiymiş. Sinemada da komik roller canlandıran Doğu Demirkol, Ölümlü Dünya filmindeki rolünün ardından Bayi Toplantısı filmiyle de yeteneğini gösterdi. Bak Zafer orada bak, o şeyde poşette seninki. Bak al onu bak, o şey kırmızı olan. Ha? Nasıl? Ha, bu benim ha. Ha? Ha? Güzel. Her marka giymem ben. Güzel mi? Kırmızı. Sen la, bu benim. Çok güzel, tamam. Güzel değil mi? Yengen aldı mı tam alır ya. Yok be,
ben yatakta iyi değilim ya, o anlaşıldı artık. Feyyaz Yiğit. Sanal alemde tanınan komedinin genç yeteneklerinden biri o. Sinemada Ölümlü Dünya filminin hem senaristi hem de sürpriz yıldızıydı. Uğur Yücel ve Binnur Kaya gibi usta isimlerle oynadığı Cinayet Süsü filmiyle yeteneğini göstermeye devam etti Feyyaz Yiğit. Merhaba arkadaşlar. İsmim Dizdar Koşu. Ben bir suç uzmanıyım. Suç uzmanı nedir, kimdir? Bunu beni tanıdıkça öğreneceksiniz. Zaten direkt olarak konuya giriyorum. Ben bir vaka ile karşı karşıya geldiğimde kendime hemen şu 13 soruyu sorarım. Kaçta? Hangi, ne ile, niçin, ne olmuş, kimi, nereden, nasıl, ne zaman, kimden, neyi, ne belli, neye, kim? Yasemin Sakallıoğlu, internette çektiği videolarla tanındı, komedideki yeteneğini herkese gösterdi. İyisin iyi. Çok iyiyiz bak, sen ve ben beraber bir takımız. Yanımdayım her zaman, tamam? Az ye, tamam? Az ye, yaz geldi. Denize girme ihtimalim var. Elbiseler ince. Artık kusurlar kapanmıyor, tamam? Şahan Gökbakar'ın çektiği Zengo filmiyle sinemaya girdi ve güldürdü. Sen benim dengim misin, kültürsüz mantar? Fazilet, ben şiddete evrimleniyorum. Bir daha döverim seni, 10 cerrah zor toplar. Babababam! Şu sıralar stand-up gösterileriyle güldürüyor ve bir kesim onu çok seviyor. Acılarımıza birlikte güleceğiz. Travmalardan besleneceğiz. O yüzden bu biletler bu kadar çabuk tükeniyor. Ve bir usta. Komedi filmlerinin son dönemdeki aranan yüzü. Düğün Dernek filmiyle gösterdiği ustalığını milyonlara. Koskoca Sivas'ta bütün kızlara kral mı girdi de bu? Ecnebi gelin diye tutturdu. Ya hayat onun hayat. Bize ne ya? Ya kızım, adını bile söyleyemiyorum ben. Ne demek bize ne? Kız elindeki gelin, Allah Allah! Aile Arasında filminde Adanalı anne rolüyle güldüren Devrim Yakut, Baba Parası filminde de performansıyla yine milyonları kendine hayran bıraktı. Babam sizler ölmüş, bir hafta bile dayanamadım. Oyna kız, oyna! Nasıl Aile Arasında? Bir kız isteme bir düğün öyle mi? Oğlum olmaz öyle şey. Bunun kınası olacak, bohçası olacak. Nişanlısı olacak, her şeyi tas tamam olacak. E bizi el aleme malamat etme oğlum. Hayatımda böyle şey görmedim. Ben hiç böylesine sevilmedim. Bir oyuncu ve bir popçu derken Hande Erçel şimdi de topçu sevgilimi buldu. Hayatımda böyle şey duymadım. Hande Erçel, basketbolcu Kartal Özmızrak'la aşk iddiasına ne dedi? Bazen insanların da bir hayatı olduğunu bilmeden haber yapıyorlar. Hayatımda böyle şey görmedim. Az sonra. Ben hiç böylesine sevilmedim. Önce evlendi, anne olmaya hazırlanıyor ve ilk kez konuştu. Çok yeni bir dönem. Aslı Enver hamileliği için neden konuşmaya çekiniyor? Çok erken arkadaşlar, çok erken. Az sonra. Ünlü isimlerin buluştuğu yılbaşı partisi renkli görüntülere sahne oldu. Ebru Şahin'den Murat Boz'a, Dilan Çiçekdeniz'den Uras Kaygılaroğlu'na sayısız ünlünün katıldığı ve piştilerin yaşandığı davetten izlenimler. Kiminin ayakkabısı çıktı. Teşekkürler. Kimi ruh halini özetledi. Roller coaster gibi. Kimi aşkını haykırdı. Türkiye'nin en güzel kadını benim eşim oldu. Kimi
aşk sorularına muhatap oldu. Ayça Hanım da çünkü sorularımızı geri çevirmedi, açıkçası yanıtsız bıraktı. Ünlülerin buluştuğu yılbaşı partisinde neler oldu neler? Bir yapım şirketinin yılbaşı partisindeyiz. Uras Kaygılaroğlu gecenin konuklarından. Geçtiğimiz akşam çıktığı ilk stand-up gösterisi soruluyor. Yani çok keyifliydi, çok eğlendik. Birkaç arkadaş bir araya geldik. Arka arkaya sahneye çıktık. Böyle yakın çevremizle beraberdik. Böyle biraz denedik gibi oldu. Gecede eski eşi Melis İşiten'i görüntülemiş ve paylaşıma "İyi ki varsın ortak" yazmıştı. Meğer o gece sahiden ortaklarmış. Organizasyon şirketi var. Gecenin organizasyonunu da o yapmıştı. Beraberdik. Yani sağlıklı olması, her gün sağlığına kavuşması hepimizi çok mutlu ediyor. Bir ödül gecesinde sahnede konuşma yaptığı sırada Cem Yılmaz'a yaptığı yarı şaka yarı ciddi uyarı gündem olmuştu. Zor birkaç gün geçirdik ailece. Hepimiz için zor oldu. Yani o kadar korktuğum, o kadar üzüldüğüm bir dönem oldu ki günlük hayatımda birçok üzüldüğüm, takıldığım, canımı sıkan, korktuğum şeyler çok anlamsızlaştı. Sonra dün gece sabah... Ciddi bir şey anlatıyorum. Ciddi bir şey anlatıyorum. Evet, tamam, lütfen. O an sorulduğunda alaycı bir gülümsemeyle uzaklaşıyor. Başka bir gecede de yapmış olduğunuz konuşma, tam da eski üstünde ilgili o şey konuşmasında Cem Bey'in yapmış olduğunuz... Hadi görüşürüz. Bensu Soral gecenin konuklarından nasıl bir yıl geçirdiğini soralım. Çok güzel geçti. Tabii ki iyiliği, kötülüğü bir sürü şey yaşadık ama genel olarak güzeldi. Ben zaten çok pozitif bir insan olduğum için her şeyi böyle pozitif yanından alıyorum. Yeni yıldan mutluluk diliyor güzel Bensu Soral. Yeni yıldan da daha güzel bir sene diliyorum inşallah. Böyle sağlık, mutluluk, başarı, bereket hepsinin bir arada olduğu güzel bir yıl diliyorum hepimiz için. Aracının ön kısmındaki oyuncaklar çok tatlı. Emniyet kemerleri takılı arkadaşlar, sıkıntı yok. Köpeği Bruno'yu hatırlatıyor tüylü oyuncaklar. Bir tane köpeğim var Bruno. Evet. Aynısı. Ona benzettik, o yüzden Bruno'yu temsil ediyor kendileri. Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy'la gecede. Yoğun bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyor ünlü çift. Yani yoğun, tabii ki sizin de takip ettiğiniz kadarıyla yoğun bir süreç geride kaldı benim için. Nasıl geçtiği anlamadan. Evet, aynen öyle. Hem çok hızlı, hem dolu dolu geçti. İşler güçler, evlilik derken Gökçe Bahadır için dolu bir yıldı. Böyle tabii karışık yani. İşler güçler, evet bir yandan doğru, evlilik hepsi bir arada. Ama inşallah hep böyle güzelliklerle dolu geçsin. Herkes için tabii ki güzelliklerle dolu geçsin diliyorum ki. 2022'de evlilik oldu. 2023'te ne olur acaba? Sorunun gideceği yeri anlıyor. Bu işlerde usta olan Gökçe Bahadır. Bu yıl evlilik getirdi. Sonraki yıl da inşallah. Artık konunun nerelere geleceği belli oldu. Ha baba. Annelerine bakarak. Birkan Sokullu sevgilisi Eda Gürkaynak'la gecede. Şu sıralar dinleniyor ve aşkına daha çok vakit ayırıyor. İyi, çok güzel, yolunda her şey. Öyle. Şimdi ben de dinleniyorum. Bir süredir daha sık görüşebiliyoruz tabii ki. Şu an işte senaryolar okuyorum. Yeni sezona hazırlanıyoruz vesaire. Hanımefendi de bu durumdan gayet mutlu. Hep destekçisiyim. Beraberlik hakkında iyi gidiyor. Evet, daha fazla vakit geçirme fırsatı bulduk. Hatta şu anda da yurt dışından geldik. O şekilde katılıyoruz. Ama projelerinden de her zaman keyif aldığım için destekçisiyim de tabii ki. Bol ünlülü bir gece olunca pişti de kaçınılmaz. Birkan Sokullu'yla aynı dakikalarda eski sevgilisi Dilan Çiçek Deniz de geliyor partiye. Nasıl bir yıl geçirdiği sorulduğunda hız treni gibi diyor. Roller coaster gibi geçti. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Gerçekten hızlı bir yıldı onun için. İşler güçlerin dışında evliliğe giden ilişkisi bitti. Tor enişte tarih oldu. Öyle bir zaman geçiriyor ki yeni yıl dileği bile yok Dilan Hanım'ın. Yeni yıl mesajınızı da alalım da öyle gönderelim size. Yok şu an. Biraz daha düşüneyim ben bunu. Peki o zaman. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Birkan Sokullu duble pişti yaşıyor o gece.
Dilan Çiçek Deniz Dışı'nda bir başka ex aşkı Berrak Düzün Ataş'la partideydi. Emre Altuğ gecenin konuklarından. Çağla Şikel'le evliliğinden dünyaya gelen çocukları Kuzey ve Uzay büyüdü. Onlarla güzel vakit geçirebiliyor olmaktan mutlu. Onu özellikle fırsat buluyoruz, yaratıyoruz çocuklarla vakit geçirmek için. Zaten büyüyorlar. Çok yakında, çok zannetmiyorum bizimle takılmaktan çok hoşlanacaklarını. Yani şimdiden falan demeye başladılar çünkü. Uzun süredir Türkiye'ye yolu düşmeyen Ebru Şahin geliyor olanca şıklığıyla. Bu güzelliğe nazar değer diyorduk değdi. Ayakkabısı çıkıyor. Allah, bir yardım mı sıracağım değil mi? Bir dakika. Evet. Teşekkürler. Hayli değiştiği, eski halinden daha farklı göründüğü kesin. Burada değildim zaten. Olduğum zamanlarda yoğun bir şekilde çalıştığımdan bir yere pek gidemiyordum ama benim için uzun zaman sonra güzel bir etkinlik olacak. O da bu yılın evlenenlerinden biri oldu. Yoğun bir yıldı, güzel bir yıldı. Tabii ki çok yaşadığımız kötü şeyler de oldu yıl içinde ülkece ama yeni yılın inşallah artık böyle sağlıklı, güzellikle, bereketiyle gelmesini diliyorum. Güzel işler, güzel mutluluklarla dolu olmasını diliyorum. Geçtiğimiz yılda hem evlendim, öyle söyleyeyim. Yani güzel geçti benim için. Özel hayatımda da çok güzel geçti. İş hayatımda da çok güzel geçti. Çalışmalarımın karşılığını aldığım bir yıl oldu açıkçası. Eşi Cedi Osman'la Amerika'daydı uzun zamandır. Biri yoğun bir sporcu, diğeri oyuncu. İkisi de mesleklerinde zirvede. Peki nasıl kuruluyor bu denge? İşimi çok seviyorum. Cedi de işini çok seviyor. O yüzden biz kendi içimizde bir denge yaratmaya çalışıyoruz. İşimi bırakmam gibi bir şey söz konusu değil. Proje bağlı. İşte gönlümüze yatan şeylere göre öyle gidip gelme şeklinde olacak diye düşünüyorum şimdilik. İkimiz de orta bir denge bulmaya çalışıyoruz açıkçası. Çünkü ikimiz de bir bireyiz ve ikimizin de hani çok güzel kariyerleri var. O anlamda yapacağımız şeylerde tabii ki birbirimize danışıyoruz. Ama hiçbir zaman birbirimizin hayatında işimizle ilgili bir engel değiliz. Her zaman desteğiz o konuda. İlişkiye demokrasi hakim. Birbirlerinin özgürlüklerini kısıtlamıyor ünlü çift. Bir baskınlık söz konusu değil. Dediğim gibi her şeyi konuşarak ve ortak bir paydada buluşmaya çalışarak ikimizin de faydalarını ve zararlarını gözeterek karar vermeye çalışıyoruz. O anlamda çok dengeli bir ilişkimiz var diyebilirim. Serkan Çayoğlu geliyor. Eşi Özge Gürel, Sipahi'nin ilk bölüm yayını olduğu için geceye katılamamış. Evet, biliyorsunuz Özge'nin bugün yayını var. O yüzden gelemedi o. O da 2022'nin evlenenlerinden. Nasıl bir yıl geçirdiği sorulduğunda eşi Özge Gürel'le ilgili o kadar güzel şeyler söylüyor ki. Biliyorsun bizim için çok özel bir yıl oldu. Biz evlendik. Türkiye'nin en güzel kadını benim eşim oldu. Ondan sonra yani çok güzel bir çok güzel anılar biriktirdik. Güzel bir sene oldu. Merve Dizdar geliyor. Ödüllerle, başarılarla dolu bir yılı geride bıraktı. Yılın kadınlarından biri oldu. Evet, öyle bir yıl oldu ya. Çok şükür yani. Mutlu ediyor tabii ki ödüller. Onun için de daha çok çalışıyoruz. Yani ödül için değil ama insanların mutlu olması için, beğenmesi için. Başarının sırrını doğru insanlarla çalışmaya ve doğru bir insan olmaya bağlıyor Merve Dizdar. Çok çalışmak var ama iyi insanlarla ve doğru insanlarla bir araya gelmek de var. Çünkü benim çalıştığım gerçekten çok şanslıyım. Çünkü çalıştığım herkes çok iyi ve öncelikle iyi insanlar ve sonra işlerinde çok başarılılar. Ben öyle şanslı bir insanım. Ezgi Mola ve sevgilisi gecenin konuklarından. Çok sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Eğlenceli bir geceydi. Melike Şahin konseriyle eğlendi konuklar. Geceye eşi Beren Saat'le birlikte katılan Kenan Doğulu da sahneye çıktı bir ara. Ezgi Mola ve Merve Dizdar buluştu, bol bol eğlendi. Bir ara Ezgi Mola'nın ayakları topuklulardan yorulunca o da ayakkabılarını eline aldı.
Geceye kasketiyle gelen Murat Boz çok eğlenmiş. Vallahi güzel bir geceydi. Yoğun bir yılı geride bıraktı kasketli Murat Boz. Bu arada saç ektirdiği için kasketini çıkarmadığını hatırlatalım. Yoğun ama güzel bir sene geçirdik diyebilirim. Allah nazar değdirmesin inşallah. Katıldıkları bir gecede samimi görüntüler verdiği Ayça Ayşin Turan'la ilgili aşk soruları geliyor. Ayça Hanım'la birlikteliğiniz var mı? Devam ediyorum. Ayça Hanım da çünkü sorularımızı geri çevirmedi. Açıkçası yanıtsız bıraktı. Murat Boz biraz tereddütle aşk yok diyor ama kafalar karışıyor. Çok teşekkür ediyorum. Bir ilişki yok. Size çok teşekkür ederim. Bu kadar söyledim. Gecede Aşk-ı Memnu'daki partileri Beren Saat'le bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ otoparktan çıkarken konuşmamayı tercih ediyor. Kıvanç Bey, iyi akşamlar. Biraz konuşalım mı? Kıvanç Bey, uzun süredir de göremiyoruz sizi abi. Biraz konuşsaydık. Önce kameralara gülücükler saçıp el salladılar. Sonra perdeleri kapattırıp görüntü alınmasını engellediler. Demet Özdemir, Oğuzhan Koç çiftinin kameralara kısa süreli şirinliği geliyor. Az sonra. Beni bırakma, bırakamam. Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün 5 yıllık aşkı neden bitti? Evet, ayrıldı. İlk kez konuşan Hazar Ergüçlü'nün şaşırtan açıklamaları. Tam rasyonel bir sebebi yok açıkçası. Beni bırakma. Az sonra. Bırakamam. Biten aşklar, heyecan yaratan ilişki iddiaları, tartışmalı filmler ve şaşırtan performanslar. İşte ünlüler dünyasından hızlı bir haber turu. Yine aşk iddiaları, şoke eden ayrılıklar, yeni imajlar, şaşırtan performanslar ve daha neler neler. İşte magazin dünyasından son haberler. Aleyna Tilki'den hayranlarına kötü bir haber geldi. Genç şarkıcı ses tellerinin yırtıldığını ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini sosyal medyadan duyurdu. Aleyna Tilki açıklamasında ne kadar süre sahnelerden uzak kalacağını söylemedi. ...2022'nin son günlerine girerken üzücü ayrılık haberleri geliyor magazin dünyasından. Bu haftanın en şaşırtan gelişmesi Aras Bulut İynemli ile Bige Önal'ın ayrılık haberi oldu. Daha önce de bir ayrılık yaşayan ama aşklarına ikinci şansı veren ünlü çiftin bu kez barışma ihtimalinin olmadığı iddialar arasında. Bunlar bir karardır. Kararı olunca zaten illaki şu an öyle bir şey düşünmüyoruz bakalım. Genç çiftlerin ayrılık haberlerinden bir diğeri de Tarık Emir Tekin'le sevgilisi Sofya'nın ayrılık haberi oldu. Sofya, Tarık Emir'i takipten çıkardı ve beraber çekilen fotoğraflarını sildi. Ünlüler dünyasının en popüler güzellerinden Hande Erçel'le ilgili yeni bir aşk iddiası daha ortaya atıldı. Erçel'in bu kez bir basketbolcuyla beraber olduğu iddia edildi. Gümüş kerdanınla, tutsaklı ben ellerinle, mükemmel bir fil tadınla. Aşk listesinde bir popçu vardı zamanında. Murat Dalkılıç'la beraberliği gündem yaratmıştı. Sersince saçların dalga dalga dalgalanır ya. Sonra kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin girdi hayatına. Son yılların en popüler aşklarından birinin kahramanıydı onlar.
Hande Erçel'in son aşk iddiasının ortaya atıldığı isim basketbolcu Kartal Özmızrak. Aşkın kanıtı olarak gösterilen fotoğrafsa geçtiğimiz haftalara ait. Hande Erçel doğum gününü kutlarken fotoğraf karesinde yakışıklı basketbolcu da var. Ve Hande Erçel'in bu iddia ile ilgili açıklaması. Sıcağı sıcağına konuştu Erçel ve Kartal Özmızrak'ın sevgilisi değil, arkadaşı olduğunu dile getirdi. Bir haber yapıldı ve ben buna çok üzüldüm. Çok yakın bir arkadaşım, çok sevdiğim, çok yetenekli bir basketbolcu arkadaşımla bir haber yazıldı. Ve hani bazen insanların da bir hayatı olduğunu bilmeden haber yapıyorlar ve beni açıkçası üzüyor. Böyle bir şey yok. O yüzden bunu size söylemek iyi hissettirdi beni Kartal şu an. Kartal Bey'le arkadaşsınız, evet. Bir birlikteliğiniz evet. Yok. Anladım. Aynen öyle. Benim çok sevdiğim arkadaş grubumdan bir arkadaşım sadece. Böyle her yerde çok yazılınca da böyle bir açıklama yapmak istedim. Güzel oyuncu hayatında kimsenin olmadığını üstüne basa basa tekrarladı. Yok hayatımda kimse, yani bunu uzun zamandır evet. Söylüyorum ama bir tık inandıramadım hala. Herhalde böyle bekar bir kadın diye sürekli bir şeyler yazılacak. Bir aşk iddiası da Burcu Özberk cephesinden. İddiaya göre Burcu Özberk, Aslı Enver'le birlikteliğiyle gündeme gelen Önder Öztarhan'la birlikte ve çift doğum günlerini geçtiğimiz hafta birlikte kutladı. Dönemde kameralardan uzak kalan Çağatay Ulusoy yeni imajıyla çıktı sosyal medyada ortaya. Yeni projesi için imaj değiştiren ve saç uzatan Çağatay Ulusoy'un bu halini gören hayranları çok şaşırdı. TV ekranlarının sevilen dizisi Güzel Günler'in son bölümüne Ecem Erkek'in şarkısı damga vurdu. Demir attım yalnızlığa bir hasret denizinde ve şimdi hayallerim o günlerin izinde, yüreğimde duygular, ümitlerim nerede? Dizide bir kafe açılışında 90'lar partisi düzenlendi. Danslarla başladı eğlence. Olgun Toker ve Zeynep Çamcı'nın break dans sahnesi keyifliydi. Sonrasında Ecem Erkek'in canlandırdığı Füsun karakteri çıktı sahneye ve Ebru Gündeş'in Demir Attım Yalnızlığa şarkısını seslendirdi. Sessiz bir köşede her şeyden uzak meçhul yarınlara terk edilmişim. Dostluklar yalanmış, sevgiler tuzakmış tuzak. Güneşin doğuşu batışı farksız, nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız. Ecem Erkek sesi ve yorumuyla sosyal medyada gündem oldu. Denizinde ve şimdi hayallerim o günler. Günlerin izinde, yüreğimde duygular.
Gamze Özaydane. Annelik esprileri. Aman abartılı makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor. Öyle bir şey yok yani ben. Kadir Doğulu'nun düğün dansı. Ata Demirer'den Afrika Tamtamı. Hadise'nin makyajsız, Hande Erçel'in cesur, Tuğba Büyüküstü'nün havalı, Elçin Sangu'nun parlak pozları. Az sonra... Köz Çivit'le Fahriye Evcen ikinci bebeklerine ne isim veriyor? İsmi belli oldu mu? Ay. Az sonra. Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün 5 yıllık ilişkisi neden sona erdi? Aslı Enver'in annelik heyecanı. Gecelerde kim, nerede, nasıl yakalandı? İşte gecelerden ünlü manzaraları. Parayla iletişim kuramayanlar. Parayla iletişimi bu kadar şey kötü olan. Aşkı sebepsiz bitenler. Tam rasyonel bir sebebi yok açıkçası. Annelik heyecanları. Çok erken arkadaşlar, çok erken. Hani ben konuşmaya çekiniyorum. Ve daha neler neler. İşte İstanbul geceleri ve gecelerden ünlü manzaraları. Yasemin Sakallıoğlu'nun komedi festivalindeki gösterisindeyiz. Birce Akalay'ı izlemeye gelenler arasında. Ben ilk defa izleyeceğim Yasemin'i. Çok heyecanlıyım. Zekasına çok hayran olduğum bir kadın. Komedi zaten yani mizaha çok ihtiyacımız olduğumuz bir zamandayız. Bir de Yasemin'in başarısı çok aşikar artık, onu tartışmaya gerek yok. Kadın mizahının önemine vurgu yapıyor güzel oyuncu. Setten koştum geldim yani. Ben çok yani dediğim gibi mizaha çok ihtiyacımız var. Özellikle kadın mizahı çok daha, yani kadın aklı başka türlü çalışıyor ya. Çok daha detaylıyız biz de, daha detaycıyız. Eminim çok acayip bir iş çıkarmıştır yani. Babamı ilk defa böyle görüyorum. Kaç kişi geç kaldınız? Bir WhatsApp grubu mu bu? Ben görev adamıyım. Beni ilgilendirmiyor. Hani ben bilemedim şaşkınlıktan. İlk defa demliksiz bir yere gidiyorum. 2022'de oyunculuk dışında ticarete de atıldı. Kendi markası iyi gidiyor ama ah bir de parayla iletişim kurabilse. Ben bir de parayla iletişimi bu kadar şey kötü olan, matematiği bu kadar zayıf bir insanım. Ama öğreniyorum yolda. Günün sonunda bir şeyler üretip onların hikayeleriyle insanlarla buluşmak o bana çok şevk veriyor. Ebru Yaşar gösteriyi izlemeye gelenlerden. Sevgili Yasemin'i seyretmeye geldim. Nihayet gel. Evet, çok severim. Nihayet gelebildim yani daha doğrusu. Çok uzun zamandır sözüm vardı ona. Çok geldi o beni dinlemeye, sağ olsun. Gelip birazcık gülelim dedim. Yani şu kaoslu zamanlarda. Komediyi çok seven bir isim o. Çok severim. Çok severim. Ben komedi hastasıyım. Gülen insanı severim, güldüren insanı çok severim. Esprili insan çok severim. Kendim böyle eğlenceli, neşeli ortamlarda olmayı çok severim. Eser Berfu Yenenler çiftinin Çift Terapisi adlı gösterisindeyiz. Karı koca çalışmak zor. Seninle çalışmak zor. Orası home office'ti ya. Ya ne home office'i bırak. O zamanlarda Eser'in tek kişilik gösterisi vardı. Şimdi çift kişilik gösterisi var. Derya Ulu gösteriyi izlemeye gelmiş. İkinciye mutlaka ben geleceğim. İnşallah da ben çok keyifli bir gösteri izleyeceğimi düşünüyorum. Sarışınlar çat çat şarkısıyla fırtına gibi eserken sarışın olmaya başlaması enteresan. Bugün biraz hafif rengi değişti ama aynı yine. Biraz da kısaldı. Ya biraz sarıya doğru dönüyor muyuz sanki? Aa, gittikçe öyle oluyor ama bilmiyorum ne olacak. Daha fazlası olmaz yani. Bu kadarı böyle kafi. Sarışınlar çat! Oturan Demet Özdemir'e odaklanıyor kameralar. Ellerini kollarını kullanarak hararetli bir şeyler anlatıyor karşısındakine. Müzik.
Yanında eşi Ozan Koç da var. Kameraları fark ediyorlar, samimi bir şekilde el sallıyorlar. Ama o samimiyet kısa sürüyor. Az sonra mekanın perdelerini kapattırıyor ünlü çift, kameraların görüntü almasını engellemek için. Gecelerde Hazar Ergüçlü'yü görüntülüyoruz. Gündeminde ayrılık var. Onur Ünlü ile 5 yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldılar. Evet, ayrıldık. Ayrılığın nedenini soruyoruz. Nedensiz yere ayrıldıklarını söylüyor. Yani tam rasyonel bir sebebi yok açıkçası. Yani bir yıpranma oldu 5 yıllık. Ama yani çok yakın arkadaşım tabii ki benim. Yani her şeyim. Ailemden biri gibi Onur. Belli ki heyecan bitti. Heyecan bitince aşk da kalmıyor ortada. Ama her şeye rağmen dost kalabilmeyi başardıklarını söylüyor. Ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor tabii ki. Peki, o zaman çok teşekkür ederim. Ayrılıklar da Sevda'ya dahildir o zaman. Aynen öyle. Beni bırakma. Tiyatro oyununun çıkışında Aslı Enver'in aracına balonlar ve güller dolmuş. Hanımefendi kısa süre önce evlendi ve bebek bekliyor. İlk kez konuşuyor bu sürecin ardından. İyi, güzel, keyifliyim. Her şey yolunda. Yaşadığı her şey onun için çok yeni. Çok yeni bir dönem, o yüzden ne olur benim için de çok yeni bir şey. Çok şu an konuşmak istemiyorum. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşurum o zaman. Özellikle annelik için nazardan korktuğu belli. İsim düşündünüz mü kaç aylık? Çok erken arkadaşlar, çok erken. Hani ben konuşmaya çekiniyorum şu an o kadar erken. O yüzden size biraz anlayış. Söz Aydan'ı, annelik esprileri. Aman abartılıyım, makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor. Öyle bir şey yok yani ben. Kadir Doğulu'nun düğün dansı. Ata Demirer'den Afrika tamtamı. Hadise'nin makyajsız, Hande Erçel'in cesur, Tuğba Büyüküstü'nün havalı, Elçin Sangu'nun parlak pozları. Az sonra. ...12 Aralık'ta doğum gününde andığımız, 24 Ocak'ta da vefatıyla anımsayacağımız Türk sinemasının büyük efsanesi Fatma Giri'yi, filmleri, hayatı ve çok özel görüntüleriyle hatırlamaya ne dersiniz? Nasıl ünlü oldu? Hayatının aşkı Memduh Ün'le nasıl tanıştı? Yavrumun talihi bana benzemesin. Yavrumu size, size, yavrum. Kaç film çekti? Nasıl Türk sinemasının ezogelini oldu? Bundan sonra her gün gelip beni işten alacaksın. Aylık olarak da 50 lira vereceğim. Hayat arkadaşı, Memduh Ün'ün kaybı ona neler yaşattı? Memduh öldü, böyle sanki evimin damı çöktü. Yıllara meydan okuyan yüz güzelliğinin inanılmaz formülü ne? Onu böyle iyice eritiyordum. Ondan yüzümü ondan böyle şey yapıyordum. İşte tüm bilinmeyenleriyle Türk sinemasının efsanesi Fatma Giri'nin hayatı. Yıllar, 15 yaşında sinemaya ilk adım. 12 yaşında babasına ben artist olacağım diyerek oyunculuk sevdasına düşen Fatma Girik ilk sinema deneyimini 1954'te yaşadı. O filmi çektiğinde henüz 15 yaşındaydı. Annem buna razı olmaz ki. Aşk ferman dinlenen. Kararım katidir. Annemi razı edeceğimden eminim.
ilk başrolünü 1957'de oynayan Fatma Girik, 1960 yılında hayatının aşkı Memduh Ün'le tanıştığı Ölüm Peşimizde filminde oynar. Bir kız yeter. Olmaz. Üç kız üç oğlan olacak. Oğlanlar sana, kızlar bana benzeyecek. Ama burunları sana benzesin. 180 filmde rol oynayan Fatma Girik'in kariyeri rekorlarla dolu. 1962 yılında bir yılda tam 10 filmde oynayan Fatma Girik, 1964 yılında bir yıla tam 17 film sığdırır. O güzel ayaklarınıza yazık değil mi Ruhsar Hanım? Otomobile buyurmaz mısınız? Ayaklarımın güzelliğini yürüyüşlerime borçluyum Fikret Bey. Bugün cumartesi, biraz gezdirmeme müsaade eder misiniz? Teşekkür ederim ama bir yere uğramam lazım. Ben de gelsem mahsur var mı acaba? Uğrayacağım yere sizin girmeniz doğru olmaz. Ziyanı yok, kapıda beklerim. Memduh Ün'le 57 yıl süren büyük aşk. Fatma Girik'in kariyerindeki başarının mimarı, hayat arkadaşı Memduh Ün oldu. Memduh Ün'le yaşadığı aşk başlı başına bir film konusu. Yol arkadaşım, gördün mü, duydun mu onu, biteni kıskanıyor insan bazen basıp gidenleri. Fatma Girik'e aşık olan ilk sinemacı Talat Artemel. Artemel, Fatma Girik'i istemeye bile gidiyor o yıllarda. Talat Artemel'e kız isteme sırasında eşlik eden isimse Muhterem Nur. Muhterem Nur o yıllarda Memduh Ün'le aşk yaşıyordu. Gün oldu, devran döndü. Memduh Ün, Muhterem Nur'la ayrılıp Fatma Girik'le 57 yıl sürecek bir aşkın iki kahramanı oldular. Memduh öldü, böyle sanki evimin damı çöktü. Direkt olay 57 yıl. Az mı? Bir ömür. Memduh Ün'ün kaybı sonrası, Ömür Sabuncuoğlu'yla yaptıkları sohbet sırasında hayat arkadaşının onun için ne ifade ettiğini bakın nasıl anlatmıştı Fatma Girik. En çok birlikte ne yapmayı özlüyorsunuz? Memduh'la film çekmeyi. Film çekmeyi. Fatma Girik'in büyük başarılar elde ettiği filmler. Fatma Girik'e lakabını veren film Ezogelin'dir. Duymuş olasın Ali Yiğit. Ezogelin tetiği çeken eli ister. Nişan alan gözü ister. Lakin hepsinden önce inanan, seven yüreği ister. Zor rollerde Anadolu kadınını defalarca canlandıran Fatma Girik, kimi zaman boş beşikte bir kartalla savaşan anne olmuştur, kimi zaman toprak anada acılı bir Anadolu kadını. Erkek Fatma diye de bilinir. Bu isimde bir filmi olan Fatma Girik, aynı zamanda Şoför Nebahat filmiyle de bu yönde bir oyunculuk sergilemiştir. Al şunu. Ne yapıyorsunuz hanımefendi? Saat 7 lira yazdı, sadaka mı veriyorsunuz? Verdiğimiz yetişmiyormuş gibi bir de fazla para istiyor. Utanmıyor musun? Bir de kadın olacaksın. Yıllar sonra kendisine neden erkek Fatma dendiğini sorduğumuzda bakın nasıl yanıt vermiş Fatma Girik. Peki o da kaptan mutlu musunuz, mutsuz mu erkek Fatma? Ben erkeğe benziyor muyum ya? Hayır. Her şeyimden kadına benziyorum. Hem de yaşımın güzel bir kadınıyım ya. Kesinlikle. Ben 74 yaşındayım. 18 yaşında değilim ki. Oğlum sana söylüyorum, sen erkeksin. Söyle bakalım, erkeğe benziyor muyum? Hayır. Çekiyorsun değil mi? Evet. Yapımcıların zoruyla şarkıcılık yaptığı yıllar. Bir dönem oyuncuların sahneye çıkması ve plak doldurması modaydı. Bu modaya 1965 ve 1975 yıllarında yaptığı iki plakla Fatma Girik de uydu. Bana sabret diyorsun, ben sabır taşımayım. Döndürüp değirmen taşımayı. Şarkıcılık yıllarında çıkardığı 45'liklerden biri olan Aşk Düğümü çok sevilmişti. O şarkıyı yıllar sonra Show TV için seslendirmişti Fatma Girik. Sarhoşum senin ile. Bana
aşka bir içilmiyor. Ömür denilen şey yalnızlık çekilmiyor. Öyle bağlanmışım ki İstanbul'u terk ederek Bodrum'da yaşamaya başladı. Fatma Girik son yıllarında gerek hayattayken Memduh Ün'le gerekse hayat arkadaşını kaybettikten sonra Bodrum'da yaşadı. Bodrum'da hayat çok güzel. Yani çok güzel derken herkese göre değişiyor. Yani güzel bir yemek yemek, evinde olmak, gazetelerini okumak, kitabını okumak, filmlerini seyretmek. Yani benim için tatil ve Bodrum bu. Halkın arasından bir isim Fatma Girik. Dört yapraklı yoncanın hepsi birer efsane. Ama Fatma Girik kadar halka yakın olan bir isim yok. Ama ben bunun parasını yaptı. Vermek istiyorum. Parayı almaz. Ben para almıyorum. Bu size, bu sizin için hediye. O zaman ben seni bir öpeyim. Hadi. Hadi bakalım. Sağ olasınız. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Çocuk yanını hiç kaybetmeyen Fatma Girik'in Berlin sokaklarında çekilen şu görüntülerindeki neşesine baksanıza. Zaten halkı ne kadar çok sevdiğini yıllar önce halk istediği için siyasete girerek göstermiş, Söz Fato'da adlı haber programıyla halk düşmanlarıyla mücadele etmişti. Gereken yerlerde gizli kamera kullandık. Tespit ettiğimiz görüntüler Mükerrem'in iddialarını doğruluyordu. Son yıllarda yaşadığı rahatsızlıklarla sevenlerini korkuttu. Fatma Girik son yıllarda maalesef yaşadığı rahatsızlıklarla haber oldu sık sık. Yürüme gereçleri yardımıyla yürüdüğü görüntüler basına yansımış ve hayranları bu görüntülere çok üzülmüştü. Gerçekten hayata veda etmeden aylar önce öldü haberlerine neden olan bir kaza atlatmıştı evinde. O kaza anında neler yaşadığını Show TV'ye anlatmıştı. Peki evde düştüğünüzde kim vardı o an, kim yetişti? Evde benim büyüttüğüm, benim sevdiğim bir çocuk var. İşte kız kardeşimin kızı var. Kız kardeşim vardı. Annem de içeride uyuyordu ama yani... Anlatamam sana. Böyle bir sancı, böyle bir acı olamaz. Zor yetiştim hastaneye. Eşsiz güzelliğinin sırrını anlatmıştı. Eşsiz bir çift göz. Fatma Girik'in o sihirli bakışları bu bir çift gözle hayatımızı aydınlattı. Yanlışlıklarımı başka bir tarafa sürebilirdi. Masmavi gözlerini ve güzel yüzünü hep çok sevdik. Peki o nasıl bakıyordu kendine? Eskiden böyle şey sabunlandığım lifin üstüne toz deterjan koyardım. Ama bunu herkese söylüyorum. Yani sen yapma diyorum. Ben yapıyordum. Onu böyle iyice eritiyordum. Ondan yüzümü ondan böyle şey yapıyordum. 200'e yakın film, diziler, televizyon programları ve başarılar. Halka hizmet ettiği yıllar. Yıllarca sevenlerine ışık olan bir çift mavi göz. O artık yok. Dört yapraklı yoncanın bir yaprağı soldu gitti aramızdan. Nurlar içinde uyu, seni hiç unutmayacağız Fatma Girik. Burak Özçivit'le Fahriye Evcen ikinci bebeklerine ne isim veriyor? İsmi belli oldu mu? Az sonra. Grup C
Gamze Özaydane. Annelik esprileri. Aman abartılıyım, makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor. Öyle bir şey yok yani ben. Kadir Doğulu'nun düğün dansı. Ata Demirer'den Afrika Tamtamı. Hadise'nin makyajsız, Hande Erçel'in cesur, Tuğba Büyüküstü'nün havalı, Elçin Sangu'nun parlak pozları. Az sonra. Los Angeles'ta bir Endülüs kızı, Tuğba Büyüküstü'nün şahane pozlarının kamera arkası. Az sonra. Burak Özçivit'le Fahriye Evcen ikinci bebeklerine ne isim veriyor? İsmi belli oldu mu? Az sonra. Makyajlıyken harika görünüyor olabilirler. Peki ya makyajsızken? İşte makyajlı ve makyajsız halleriyle ünlü güzeller. Onları bir de ruşsuz, rimelsiz, allıksız, filtresiz, yani sıfır makyajla görün. Türkiye'nin en güzel kadınlarının makyajsız en doğal hallerini görünce çok şaşıracaksınız. Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı makyajsız fotoğraflar gerçekten mükemmeldi. Makyajlı hali bir başka güzel olan Serenay Sarıkaya'nın doğal görünümü de harika. Her dönem makyajsız olmayı seviyor Serenay Sarıkaya. İşte o hallerinden biri. Son dönemde sosyal medyada makyajsız paylaşım yapan ünlüler kervanına bol bol katılan Serenay Sarıkaya güzelliğine çok güveniyor. Düzgün yüz hatlarının gerçekten hiç makyaja ihtiyacı yok. Nurgül Yeşilçay makyajsız dolaşmayı seviyor. Gözlerinin güzelliği yetiyor Nurgül Yeşilçay'ın kendini göstermesine. İstanbul temalı bu fotoğrafta doğal halini paylaşmıştı Nurgül Yeşilçay. Elbette makyajlı halinden çok farklı yüz hatları. Ancak duru güzelliği ön plana çıkmıştı. Fotoğrafın altına da İstanbul, İstanbul olalı böyle poz görmedi yazmıştı. Bu fotoğrafı binlerce beğeni aldı hayranlarından. Bir başka güzele geçiyoruz şimdi de. Birçok ünlü makyajsız görünmemek için köşe bucak kaçarken Cansu Dere doğal halini hiç saklamıyor. Cansu Dere'nin makyajsız hali de makyajlı hali gibi güzel. Ekranların güzel isimlerinden Burcu Esmersoy, sanat dünyasının en seksi isimlerinden. Verdiği pozlar, fotoğraf çekimleri birçok erkeğin yüreklerini hoplatıyor. Ancak o da diğer isimler gibi makyajsız görüntü vermekten çekinmeyen biri. Bebek sahilinde makyajsız ve salaş giyim tarzıyla görüntülenen Burcu Esmersoy oldukça rahat yansımıştı objektiflere. Müzik
çok fazla makyaj yapmayı sevmeyen isimlerden biri de oyuncu Şebnem Bozoklu. Genelde doğal tonlar seçip sade bir makyaj yapan Şebnem Bozoklu en doğal haliyle pozunu paylaşmıştı. Dizilerde, galalarda ve gece davetlerinde sık sık karşımıza çıkan Şebnem Bozoklu'nun makyajlı haliyle makyajsız hali arasında pek fark yok. Son dönemlerde daha sade bir portre çizen Ebru Gündeş sık sık Instagram hesabından makyajsız hallerini paylaşıyor. İşte bu da Gülşen'in makyajsız hali. Son derece sade ve oldukça spor. Mesela Bergüzar Korel. O makyajsızken rahat rahat kamera karşısına geçen bir ünlü. Günlük hayatında makyaj yapmayı sevmeyen Bergüzar Korel, yüzüne fırça darbesi almadan da güzel olmayı başaran ünlülerimizden. Makyaj yapmıyorum. O yüzden artık beni makyajsız yakaladık diye yazmayın. Sanat dünyasının en güzel yıldızlarından biri Hande Doğan Demir, diğeri Beyza Şekerci. Tatil beldesinde denize girerken verdikleri bu pozda sıfır makyajlı halleri yansımış fotoğraf karesine. Dizilerin ve sinemanın bir başka güzel yıldızı Hatice Şendil de doğal halini paylaşmıştı sosyal medya hesabından. Fotoğrafın altına da güneşli günlerde makyaja ihtiyaç yok notunu yazmıştı. Genç neslin bir diğer güzeli Leyla Lidya Tuğutlu ise en natürel haliyle bir paylaşım yapmıştı. Sanat dünyasının en güzel yıldızları arasında gösterilen Gizem Karaca da sıfır makyajlı halini işte bu doğal pozla paylaşmıştı. Makyajsız o çocuksu saf güzelliği de ortaya çıkmıştı. Güzelliğine son derece güvenen bir başka güzel de Neslihan Atagül. Yüzü olduğu bir reklam çekimi öncesinde makyajsız halini sosyal medyada hayranlarıyla paylaşmıştı. Dünyaca ünlü güzel Adriana Lima'nın makyajsız paylaşımı çılgınlık ölçüsünde beğeni ve paylaşım aldı. Kimler yok ki makyajsız paylaşım yapan? İşte Afra Saraçoğlu, işte hafif makyajlı da olsa makyajsız diye paylaşan Amine Gülşe, işte Demet Şener. Bitmedi. İşte Ezgi Asaroğlu, Seda Bakan ve Pınar Altuğ. Ve işte Seda Sayan. Hande Erçel, makyajsızlık akımını pek sevmiş isimlerden. Sanat dünyasının en duru güzelliğe sahip kadınlarından biri daha, Tuğba Büyüküstün. O makyajlı da, makyajsız da her şekilde çok güzel. Makyajsız fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Tuğba Büyüküstü'nün bu pozu hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu. Fahri Evcen'in güzelliğine sanırız Türkiye'de hiç kimse karşı çıkmaz. En doğal makyajsız haliyle bile çok güzel bir kadın. Üstelik bu paylaşımın altına da yazdığı yazıyla estetik iddialarına da yanıt vermişti. Makyaj yok, filtre yok, doktor yok. Kendi sosyal medya hesabından bu doğal ve sevimli enstantane ise çok beğenilmişti. İşte
İşte hadise. Yoğun makyajla sahneye çıkmayı seviyor ama sosyal medyada sık sık makyajsız fotoğraf paylaşıyor ünlü şarkıcı. İşte hadisenin makyajsız hali. Beren Saat de ara ara makyajsız olmayı seven güzellerimizden. No make-up akımına ayak uyduran son isim Beren Saat'ti. Bir tatil pozu paylaşan Beren Saat, sıfır makyaj haliyle ilgi uyandırdı. İşte Aslı Enver. Makyajsız yüzünün makyajlı halinden daha güzel olduğunu bile söyleyenler var. Demet Özdemir'in güzel yüzüne de makyajsızlık yakışıyor. Derya Uluğ'un makyajlı hali de çok güzel ama makyajsız haliyle bir başka güzel duruyor. Ebru Şahin yüzündeki çillerle makyajsızken çok sevimli duruyor. İşte Öykü Karayel'in, Seda Bakan'ın, Eda Ece'nin, Şebnem Ferah'ın, Hilal Altınbilek'in, Melisa Şenolsun'un ve Sedef Avcı'nın makyajsız halleri. Güzellik sadece makyajla olmuyor. İşte kanıtları. Alina Boz'un makyajsız hali pek sevimli. Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Aslıhan Güner'in makyajsız hali de hayli ilginç. Burcu Biricik makyajsız haliyle bambaşka biri gibi duruyor. Büşra Develi ise gözlüklü makyajsız haliyle çok şirin. Deniz Çakır makyajsız haliyle bu paylaşımı yapmıştı. Makyajın çok yakıştığı Didem Soydan'a no make-up da çok yakışıyor. İşte Elçin Sangun'un, Hazar Ergüçlü'nün, Melis Sezen'in, Özge Özpirinç'in ve Simge Sağ'ın makyajsız pozları. Onlar da bu halleriyle çok güzeller. Burak Özçivit, Fahriye Evcen çifti ikinci bebeklerine ne isim vermeyi düşünüyor? Hülya Avşar'ın sokakta keşfettiği klip oyuncusu kime benziyor? İşte İstanbul caddelerinden keyifli dakikalar. Magazinin kalbi caddelerde atıyor. Bakalım cadde turunda kimler takılmış kameralarımıza? Hülya Avşar'ı yakalıyoruz. Klibini yayınladı geçen hafta. Gelen tepkilerden memnun. İyiyim valla, ne olsun. Ben de mutluyum. Keyifli yani. Evet, deli zaten. Evet. Evet evet, şarkımız çok güzel oldu. Ben de çok seviyorum şarkımı. Oralı değilim, anlatma bana malum. Pişmanlığını vurmadım, hiç vurmuyorum yüzüne hala yalanlarını. Klibinde oynattığı beyefendiyi sokakta keşfetmişti. Murat Bey'in eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na benzerliği gözden kaçmadı. Ya hiç ilgisi yok. Bence hiç. De benziyor ama. Yani, benziyor mu? Yani... Sadece burnuyla herhalde biraz bağdaştırdınız. Ya ben daha çok böyle hani dediğim gibi, bence Kaya da çok yakışıklı ve karizmatik bir adam yani, net. Gördüğüm en şık giyinen insanlardan biri. En kültürlü insanlardan biri. Sapyoseksüel yani zekaya aşık bir kadın olarak Hülya Avşar böyle beyefendileri seviyor. Sapyoseksüellikten bahsediyoruz yani, zeka. Ya benim için zaten zeki olan ve
davranışlarıyla, hayattaki duruşuyla olan herkes benim için en yakışıklı, en hoş adamdır. Tipine göre çok fazla karar vermiyorum. Peki ya burunlar? Benzer taraflar olabilir. Belki de benim tipim böyle. Belki de bilmiyorum, karga burun. Çok pardon. Karga burun derken yanlış anlamayın. Yani ben hoşuma gidiyor öyle şeyler. Geçen hafta tenis turnuvasında biraz zorlanmıştı. Kızdırmışlar onu. Küfür edebilir miyim? Çok kızdırdılar beni. Bildiğin gibi değil. Yani çok haklılar tabii. Herkes kortlarda yatıyor. Çok sinirlendi. Kendi kendime dedim ki o zaman niye giriyorsun kızım bu şeylere? Yani girme turnuvaya. Tamam, gösteri maçı yap. Niye giriyorsun? Sen bu kadar, yani hele ki bu son birkaç aydır çok yoğunum. En fazla 5-6 kere aldım raket elime. Neyse, kendime kızdım. Şimdi onlar görürler. Ama siz giyemezsiniz, hırslandırmışlar. Onları havaya, evet çok havaya gir. Bana baka. Bana baka. Seneye göreceksiniz. Emre Altuğ, motosiklet tutkunu ünlülerden. Araba kullanmak istemiyorum mümkün mertebe. İşlere giderken tabii mecburen kullanıyoruz ama hava bozmadığı sürece çok motosikletteyim. Müzik çalışmalarını sürdüren Emre Altuğ'un gündeminde de hayat pahalılığı var. Eskiye göre daha basit kliplerin çekilmesinin nedeni maliyetlermiş. Her şey çok pahalı. Yalnız bizim maliyetimiz değil, yani ev maliyeti de çok pahalı. Şarkıları kliplendireceğiz ama, değil mi? Tabii. Arkadaşlarımıza gideceğiz. Bana bir klip çeker misin diyeceğiz. Hatır gönül. Özge Özpirinçli yemekten çıkıyor ama acelesi var. Kızı Mercan bekliyor onu evde. Kusura bakmayın, Mercan'a yetişmem lazım. Hoşçakalın, kolay gelsin. Nilperi Şahinkaya yürüyüşte. Cem Yılmaz'la Erşan Kuneri projesinin yeni serisine hazırlanıyor. Tabii ikincisi çekilecek. Ne zaman olacak? Yazın çekilecek. Televizyona dizi yapmayı da özlemiş güzel oyuncu. Televizyonu da özledim. Oranın da seti bir başka güzel oluyor. Hepsinin tadı farklı. Ama rol, önemli olan rol aslında. Son dönemin başarılı isimlerinden. Başarının sırrını soruyoruz. Başarı sırrı ciddiyet efendim. Evet. Kesinlikle ciddiyet. Her zaman çok çalışmak, ciddi olmak diyor. Serenay Sarıkaya'yı yakalıyor kameralar. Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte oynayacakları aile projesini sormak istiyoruz. Ama acelesi var. Ya şimdi konuşmasak olur mu? Özür dilerim. Okuma provaları da başlıyor. Vallahi çok yordum. Hakikaten söz veriyorum, size çok güzel bir röportaj yapacağım. Konuşmuyor ama zarafeti de elden bırakmıyor. Ama hep söz veriyorsunuz. Bak yemin bugüne ediyorum, kadar tutamadık şimdi sözümüzü. Şimdi aşk olsun. Ne zaman tutamadık? Yok, ben tutamadım o yüzden. Biliyorsun. Sen benim canımsın. Siz vallahi sözüm olsun. Daha müsait bir zamanda konuşalım. Hem çok yorgun hem de biraz daha çalışmam lazım. Tamam. Hayırlı olsun. O zaman görüşürüz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ebru Şallı'yı yakalıyoruz alışverişte. Konu estetiğe geliyor ve erkeklerin de en az kadınlar kadar estetik dokunuşlara meraklı olduğunu iddia ediyor. Gerçi erkeklere göre daha acıya dayanıklıyız ama erkekler de çok meraklı. Bayağı bu Paris ışıltısı, işte botokslar, ondan sonra bütün bakımları yaptırıyorlar maşallah. Oğlu Beren'le paylaşımı çok beğenildi. Bero burada, Barcelona'dan geldi. Onunla beraber bugün ona güzel bir öğlen yemeği hazırladım. Böyle onunla birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Burak Özçivit, Fahri Evcen çifti yemekten çıkıyor. İkinci bebeklerini kucaklarına almaya çok az kaldı. Çok az kaldı artık. İyi geçiyor, güzel. Sağlığımız yerinde. İsim düşündüler mi oğullarına? İsmi belli oldu mu? Ay. Ya. Zor sorular başladı evet. Canım. Yani tam netleştirmedik daha ama böyle isim arasında aslında biraz gidip geliyoruz. Ona karar vermek istiyoruz açıkçası. Biraz daha bekleyeceğiz. İlk göz ağrıları Karan, bir kardeşinin olacağının farkına varmaya başlamış. Söyledik tabii artık, hani zamanda yaklaştığı için söyledik. Yo, gayet güzel karşılıyor ya. Şu an bekliyoruz. Şu an aslında gayet heyecanlı şey. Çok merak ediyor. Tabii o biraz şey bekliyor. Kendini arkadaş bekliyor. O yüzden gelsin artık diyor. 2022'yi bebek heyecanıyla geçirdi ünlü çift. 2023'ün ilk aylarında oğullarını kucaklarına alacaklar. 2022'de zaten yarısından fazlası böyle. Tabii. Olmaz mı ya? Müthiş bir şey ya. Olmaz evet. Mı? Yine de var. Yani ilki tabii ilki kadar değil, daha hazırlıklısın ama yine de var. Var. Defne Samyeli makyajsız sokak turunda. Zaten hayat çok yoğun devam ediyor. Daha da fazla dolduramam diye düşünüyorum. Yılbaşında sahnedeyim. Kıbrıs'ta olacağım. Yılbaşından önce de bir Kıbrıs'ımız var. Bu ay yine yoğun, bu ay çok yoğun çalıştım. Hem dizi var hem 6-7 tane konser oldu.
Oyunculuk ve müzik ikisini bir arada götürüyor. Ama aşkı müzik. Müzik benim için ilk aşk. Oyunculuk çok 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 keyifli. Ama şu anda hayatımı müzik çok dolduruyor. Dans denince akan sular duruyor ünlüler dünyasında. Son dönemin fenomen dansları ve o dansları yapan ünlüler. Biraz harekete, kurtları dökmeye ne dersiniz? O zaman dans! Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç'un ara ara dansı mı? Ajda Pekkan'ın yağmur dansı mı? Hayat aynı gökteki gibi uçamıyor. Nurgül Yeşilçay'ın çılgın düğün dansı mı? Merve Boluğur'un mezde kesimi. Serenay Sarıkaya'nın çıplak ayaklı dansı mı? İşte son dönemin fenomen dansları ve o dansların ünlüleri. Son dönemin moda şarkısı Ara Ara'nın meşhur bir dansı var. Zeynep Bastık dansçısıyla bu koreografinin hakkını veriyor. Ara, 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 dolu kalbim yara başa, sara, sara. Ara, 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 sanki endekteyim çıkar boğulmadan. Ara Ara dansının hakkını veren ünlülerden biri de oyuncu Gizem Güneş. Demet Özdemir, Oğuzhan Koç çifti de sevdi bu şarkıyı. İki ünlü isim düğünlerinden birkaç gün önce ev partisinde dans etmişlerdi şarkıyla. Sosyal medyada dans videoları pek eğlenceli. Gökçe Bahadır çok sevdiği danslarına bir yenisini eklemişti kısa süre önce. Aleyna Tilki ve kardeşinin sosyal medyadaki çılgın dansını da unutmamak gerek. Rafet El Roman'ın bir konserindeki çılgın dans figürlerini görenler gözlerine inanamamıştı. Nurgül Yeşilçay'ın katıldığı bir düğündeki çılgın dans figürleri de görülmeye değerdi. Eser Berfu Yenenler çifti eğlenmeyi biliyor. Çift, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç çiftinin düğününde yaptıkları dansla hem eğlenmiş hem eğlendirmişti. Beni sevmeden anlamazlar. Geldi be! Sen yapsan ölümden ne farkı var?
Hülya Avşar'ın Balat'ın çılgın dedesiyle yaptığı dans da sosyal medyanın güzel dansları arasında yer aldı son dönemde. Dağlarında duman ettin sen beni. Melisa Döngel'in de tatil görüntülerindeki bikinili dansı da harikaydı. Türkan Şoray'ın kendi ismini taşıyan Türkan şarkısıyla yaptığı dans da bu yazın en fenomen olaylarından biri oldu. Serenay Sarıkaya'nın Yunanistan'daki eğlencesinde çıplak ayaklı ve tekli dansı da gözlere bayram ettirdi. Yıldız Tilbe'siz dans haberi olmaz. Yıldız Tilbe'nin kırmızı elbiseli çılgın konser dansı süperdi. Tilbe bir de çıktığı konserde yaptığı güzel dans figürleriyle coşturdu seyircisini. Süperstar Ajda Pekkan'ın yağmura rağmen devam ettiği konserindeki dans figürlerini de atlamamak lazım. Ve Merve Boluğur. Son dönemin çılgın kızının sahne aldığı mekandaki Mezdeke dansıyla yapalım finali. Eğlenceli videolardan çok konuşulan görüntülere, haftanın güzellerinden ilginç tatil karelerine ünlülerin sosyal medya paylaşımları geliyor. Söz Aydan'ı, annelik esprileri. Aman abartılıyım, makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor. Öyle bir şey yok yani ben. Kadir Doğulu'nun düğün dansı. Ata Demirer'den Afrika tamtamı. Hadise'nin makyajsız, Hande Erçel'in cesur, Tuğba Büyüküstü'nün havalı, Elçin Sangu'nun parlak pozları. Ünlülerin sosyal medya paylaşımlarıyla keyifli bir tur atmaya ne dersiniz? Kızılcık Şerbeti dizisinin güzel yıldızı Sıla Türkoğlu'nun paylaşımıyla başlıyoruz. Türkoğlu bu videosuyla büyük ilgi gördü sevenlerinden. Yeni yaptırdığı saçı ve makyajıyla bu videoyu çekti. Işıl ışıl görünüyordu güzel oyuncu.
Demirer Afrika davuluyla mikrofonun başına geçti ve tamtam ezgileriyle bu mini şovu yaptı. Oğlunun bir düğünde oynarken çekilen görüntülerinde ilginç figürleri gözden kaçmadı. Bebeği Janasya ile uzaktan da olsa ilk kez görüntülenen Gubse Özay, çektiği annelik videosuyla herkesi güldürdü. Valla ya yorgunluğu var ama nasıl diyeyim, böyle tatlı bir yorgunluk, böyle bir sevimli minik bir yorgunluk yani. Öyle aman abartılıyım, makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor, öyle bir şey yok yani. Ben böyle zorlandığımı, hiç öyle zorlandığımı falan hatırlamıyorum açıkçası. Gayet benim için keyifli geçti. Sıra haftanın güzellerinde. Elçin Sangu bir davete katıldığı parlak kıyafetiyle hem bu güzel kareleri yayınladı hem de bu videoyu çekti. This is the rhythm of the Berrak Tüzün Ataç da çarpıcı bir kıyafet giymişken bu anları ölümsüzleştirmek istedi. Fotoğraf ve videolarında dikkat çekici bir Berrak Tüzün Ataç vardı. Haftanın en beğenilen paylaşımlarından birine yeni imajıyla Ebru Şahin imza attı. İmaj yenileyen güzel oyuncu bu kareleriyle bol bol like aldı. Demet Özdemir haftayı güzel stillerle geçti. Mini şortlu ceketli takımıyla beğenilen Demet Özdemir sonrasında şalvar pantolonlu kombiniyle poz verdi. Nesrin Cevatzade güzel fiziğini ön plana çıkaran pozlarına yenilerini ekledi bu hafta. Dilan Çiçek Deniz bir dergiye verdiği havalı pozlarıyla tamamladı haftayı. Mine Tugay güzel karelerini yayınlarken takipçilerine en çok hangisini beğendiklerini sordu. Tuba Büyüküstün yurt dışında bir davette giydiği renkli elbisesiyle dikkat çekti. Defne Samyeli iddialı sahne kıyafetlerine bir yenisini ekledi ve yine fiziğiyle dikkat çekti. Anne olmaya hazırlanan Aslı Enver sırt dekolteli elbisesiyle bu pozları yayınladı. Hadise ara ara yayınladığı makyajsız paylaşımlarına devam etti ve iddiasını ortaya koydu. Hande Erçel haftanın en dikkat çeken paylaşımlarından birine imza attı ve farklı pozlarını paylaştı. Uras Kaygılaroğlu'yla eski eşi Melis İşiten'in İyi Ki Varsın gecesi, Defne Samyeli'ye kahkaha attıran sorular, İstanbul gecelerinden eğlenceli görüntüler.
yeni yıl planları. Size çok teşekkür ederim. İyi yok hayatım. Kahkaha attıran aşk soruları. Kalbinizi fethedebilecek biri çıkar mı sizce bu saat? Çıkar tabii. Bu saatten sonra ne demek? Eski eşlerin duygulandıran yakınlaşmaları. Her şey yolunda. İyileşmesini dileriz hep beraber. İşte bol aksiyonlu, bol dedikodulu İstanbul gecelerinden ünlü manzaraları. Merve Bol Uğur'u görüntülüyoruz. Geçtiğimiz günlerde ayrıldığı eşiyle görüntülenen Bol Uğur sorulara yanıt vermiyor. Merve Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Bu ara yüzünüz hiç gülmüyor. Kendi haberlerinizi mi okuyorsunuz? Dün de birlikteydiniz Mert Bey'le. 53 gün süren evlilikten sonra bir araya geldiniz. Barıştınız mı? Dün hiç yüzünüz de gülmüyordu ama bir şeyden dolayı mı berabersiniz? Ne olmuştu geçen hafta bir hatırlayalım. Merve Bol Uğur ve Mert Aydın boşandıktan günler sonra bir mekanda yemek yemiş, çıkışta soruları yanıtsız bırakmıştı. 40 gün süren evlilikten sonra ayrıldınız ve bir aradasınız ama şu anda birliktesiniz. Buluşmanın nedenini kimse anlayamadı. Barış ihtimali de düşünüldü ama en çok konuşulan şey reklam peşinde olduklarıydı. Geri dönüş olsa, kalp sana geri dönmez mi? Aralarında Uras Kaygılaroğlu'nun da yer aldığı stand-up grubunun Anadolu yakasındaki gösterilerine gidiyoruz. Yayınlayan Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten oldu. Aynı geceden Uras Kaygılaroğlu'nun da bir paylaşımı var. Melis İşiten'in görüntülendiği videoya "İyi ki varsın ortak" yazmıştı Kaygılaroğlu. Konuya döneceğiz ama önce geceye gelenlere bakalım. Ezgi mola geç kalmış, saatini gösteriyor. Kolay gelsin. Gidiyor muyuz? Geç kaldım. O 9'da başlıyor. Tamam, saat 9 olmadı da. Tam 2 dakikamız var. Yok, 1 dakikamız var. Vallahi 9. Saati gördünüz değil mi saat? Gecede bol ünlü var. Nilperi Şahinkaya onlardan biri. İyi vallahi, çok güzel bir stand-up gecesi vardı. Evet. İşte Cem çıktı, Uras çıktı, Bora çıktı, Melikşah çıktı, Caner çıktı. Muhteşemdi yani, çok güzeldi. Bunu galiba artık böyle arada tekrarlayacaklar. Evet. Böyle bir deneme gecesi gibi bir şeydi. Çok çok başarılıydı yani. Cem Yılmaz'la çektiği Do Not Disturb filminin çekimleri tamamlanmış. Evet. O da bitti. Evet. Isaac vardı. Bitti. Evet. Çok güzel bir iş oldu bence. Çok beğenileceğini düşünüyorum. O da Nisan ya da Mayıs ayında çıkacak. Taşınması soruluyor. Aynı sokakta başka bir eve taşınmış güzel oyuncu sevgilisiyle birlikte. Taşındım. Evet. Taşındım. Aynı sokaktayım. Evet. Beklerim. Yok, aynı sokaktayım. Yani yerleştim. Çok teşekkür ederim. Burak Deniz'le kavgası ve mahkemeye taşınan sürece geliyor söz. Ben konuyla ilgili konuşmuyorum. Ama çok teşekkür ederim sorduğunuz için. İçeriden çıkan Ezgi Mola çok eğlenmiş. Çok eğlenceliydi ya. Çok tatlılardı. Bence çok güzel bir geceydi. Bayağı keyifli geçti. Cem Yılmaz da geceye destek vermiş ve sanırız bu durum Ezgi Mola'nın çok hoşuna gitmiş. Aslında yani keyifli, eğlenceli bir gecede bence çok güzel bir destekti onun açısından. Yani biz izlerken bayağı eğlendik. Peki nasıl bir yılı geride bıraktı Ezgi Mola? Hemen soralım. Zor bir yıldı. Bence hepimiz için öyleydi. Ama umutluyuz. İnşallah 2023'te hepimize sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur ve daha sağlıklı bir yıl diliyorum. Yeni yıl planları sorulur ünlülere. Adettendir. Yeni yılda evlilik var mı Ezgi Mola'nın planlarında? Size çok teşekkür ederim. Mı? Yok hayatım. Ezgi Mola geceyi sevgilisiyle birlikte terk ediyor sohbetin ardından. Cem Yılmaz çıkıyor içeriden. O da keyif almış geceden ancak biraz yorgun gibi. Ama hiç konuşacak durumda değil, sağ olun. Birazcık sohbet etseydik, stand-up nasıl geçti? Çok güzeldi.
Yakın arkadaşı Ozan Güven'e yeni projelerinde yer vermediğine dair çıkan haberleri soruyoruz. Ozan Güven'i de yeni projelerinizde bulundurmamanın sebebi çok merak konusu oldu açıkçası. Siz neler söylemek istersiniz? Hiç öyle bir konu yok. Hani, peki teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar abicim. Bir dönemin süper ikilisiydiler. Arif ve 216 olarak fırtınalar estirdiler Beyaz Perde'de. Sizler gibi sevmek, sevilmek istiyorum Arif. Ama Ozan Güven yaşadığı şiddet olayından sonra Cem Yılmaz'ın projelerinde yer alamadı. Bundan sonra yer alır mı? Bekleyip göreceğiz. Az sonra kapıda beliren isim Melis İşiten. Atlattığı büyük kazanın izleri hala vücudunda. Ayağında alçıyla gelmiş geceye. O gece eski eşi, çocuğunun babası Uras Kaygılaroğlu'na desteğe, biraz da moral bulmaya gelmiş Melis İşiten. Her şey yolunda, iyileşmesi dileriz hep beraber. Sol kolunda bir tarih var. 21-11-22 yazıyor. Bu dövme yeni. Ölümden döndüğü, arkadaşlarını kaybettiği feci kazanın tarihi bu. Belli ki ikinci doğum günü olarak adlandırdığı tarihi unutmamak için kazıtmış koluna. Melis İşiten mekana geri dönerken alçıyla yürümekte zorlandığı görülüyor. Ve Uras Kaygılaroğlu. Stand-up yaptığı, şarkılar söylediği geceden sessizce çıkıyor yakışıklı oyuncu. Defne Samyeli ile birlikteyiz gece turunda. Müstakbel damadı Baran Tınaz'la çıkmış dışarı. Siz nereden tespit ettiniz yine beni? Oturuyordunuz, rahatsız ettik. İyi akşamlar Baran. İyi akşamlar. Yoğun bir tempoda çalışıyor. Nasıl ayak uyduruyor bu yoğunluğa? Dinlenerek, başka hiçbir şey yapmayarak, bol bol çalışarak. Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alacak Defne Samyeli. Son dönemde konuşulan abartılı sahne fiyatlarını soruyoruz. Bir şey demek ister mi Defne Samyeli? Bütün bu rakamlar ekonominin işlemesi için geçerli, gerekli. Herkes aynı dertlerden muzdarip. Sanatçısından o mekanlarda görev yapan garsonuna kadar herkes aynı geçim sıkıntılarını yaşıyor. Onun için abartılı dediğiniz rakamlar markette de gördüğünüz rakamlar. Hepimiz için geçerli. Konu güzel kızlarına geliyor. Deren ve Derin sanatçı olma yolunda. Ne diyeyim ben şimdi? Var tabii. Ya, ikisi de güzel sanatlarla ilgileniyorlar. Zaten Deren oyuncu. Deren zaten oyuncu, Derin de ressam. Yani kesinlikle ikisi de sanat alanında ilerliyorlar. İkisi de modellik yapıyor zaten. Daha farklı bir akademik kariyer takip etmek istemediler. Ben de saygıyla karşıladım, sevgiyle karşıladım. Hayatta nasıl mutlu olacaklarsa öyle. Çok da güzel gidiyor ikisinin de yolculukları. Çok gençler. Defne Samyeli kızlarının yaşında anne olmuştu. Kayınvalidelik sorusu gelince gülüyor. Kayınvalide olmaya hazır mısınız ya? Hani biz sizin bazı fotoğraflarınızla şimdi gündeme geliyorsunuz yani. Evet. Kayınvalide Defne Samyeli deyince de biraz şey oldu. Bilmem hiçbir şey yok. Yani benim kızım 25-26 yaşında, ben çok genç anne oldum. Çok gurur duyuyorum, ne kadar güzel bir şey yapmışım bu saatten sonra. Ben onun yaşındayken Deren vardı yani, ben anneydim. Hayat bana ne getirecekse heyecanla bekliyorum meyvelerini elbette. Onlar da bir gün aile kuracaklar. Ve de çocukları olacak. Ne kadar şahane bir şey olacak benim açımdan. Düşünsenize, harika bir şey olur. Madem konu aşktan açıldı, onun da özel hayatına dair bir şeyler sormadan olmaz. Kalbi çok kırıldı Defne Samyeli'nin, malum. Kalbinizi fethedebilecek biri çıkar mı sizce bu saatten? Çıkar tabii. Bu saatten sonra ne demek? Aşka bakış açınız aslında ne kadar güzel. Yani bunu şimdi bak, yaştan mı demek istiyorsun? Kalbini kıranların başında Cem Yılmaz mı geliyor bilinmez. Ama kalbinin kırıklarını tamir ediyor Samyeli. Yok. Benim kalbim kırık değil. Hayır. Kalp kırılır sonra tamir olur. Ne olacak kalp dediğin? Dünyada ne üzücü şeyler oluyor bu gibi şeylerden. Romantik meselelerden çok üzülmemek lazım. Üzülürsünüz, düzelirsiniz. Hayat zaten çok mutlu bir yer değil. Ya benim hiç aşka inancım var. Neden olmasın? Kalbimi fethedecek biri vardır ve çıkacaktır mutlaka. Los Angeles'ta bir Endülüs kızı, Tuba Büyüküstü'nün şahane pozlarının kamera arkası. Az sonra...
Tuğba Büyüküstün bir derginin kapak pozları için Los Angeles'ta kamera karşısına geçti. İşte güzel oyuncunun harika görüntüleri. Los Angeles'ta bir Endülüs kızı Tuğba Büyüküstün'ün şahane pozlarının kamera arkası. Güzel oyuncu Tuğba Büyüküstün bir derginin kapak pozları için objektif karşısına geçti ve Los Angeles'ta harika pozlar verdi. İşte o pozların kamera arkası. Cumartesi sürprizinden bu haftalık bu kadar. Yarın sabah 9.50'de pazar sürprizinde magazin gündeminin nabzını tutmak için buluşmaya ne dersiniz? Mutlu hafta sonları.